Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Merhabalar sevgili dostlar, değerli misafirlerimiz, kıymetli hocalarımız, değerli takipçilerimiz. Yeni bir programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Kavuşturan Rabbimize hamd ve senalar olsun. Bizleri bu güzel birliktelik etrafında, bu güzel ortamda tekrar bir araya getirdi, şükürler olsun. Evet, her programda ifade etmeye çalışıyoruz. Salgının, pandeminin olumsuz yönleri yanında bir de bu şekilde bizleri farklı platformlarda bir araya getirmesi en önemli unsur, en önemli husus. Elhamdülillah birbirinden kıymetli hocalarımız, güzide değerlerimiz inşallah bizlerle birlikte oluyor her hafta. Uluslararası İslami İlimler Araştırma Merkezi Derneği, bu şekilde ekranda da görüyorsunuz, Arapça ve İslami İlimler öğretim programlarına hız kesmeden devam ediyor. Bahar dönemi kayıtlarımızda da son günler olduğunu ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Katılmak isteyenleriniz olursa çevrenize tanıtarak bu güzel imkandan, fırsattan istifade etmeleri için vesile olabiliriz. Bizi daha baştan beri takip eden kardeşlerimiz bilirler. Aralık ayında başladığımız çeviri seminerlerimiz vardı. Bu çeviri seminerlerimizde Aralık ayında başladık ama aralıksız devam ediyor. Çeviri teknikleri, karşılaşılan müşkiller, hal yolları, usul, metodoloji, yanlış çeviri örnekleri ve öneriler, özellikle üzerinde durduğumuz hususlar, meal çevirileri üzerine durmuştuk, şiir ve edebi eserler ve bunların çevirileri üzerine durmuştuk. Bu şekilde bu konularda çalışmalar yapan akademisyenleri, camianın kıymetli mensuplarını sizlerle buluşturmaya devam ediyor İslamer. İnşallah bundan sonra da ömrümüz vefa ettiği sürece buluşturmaya da devam edecek. Tabii bunların yanında Arapçaya adanmış ömürler, vefa söyleşileri adıyla bir programa başlamıştık. İlk programımızda Ahmet Supi Fırat hocamızla bir söyleşimiz olmuştu. Yoğun bir teveccüh ve teşekkürlerle tamamladığımız programımızın bugün ikinci bölümünde yine çok kıymetli bir hocamız bizlerle birlikte olacak. Evet, bu programımız yoğun ilgiyle devam ediyor elhamdülillah. İşte bu müselsel programımızın, özellikle müselsel diyorum, müselsel dememeye çalışıyorum. Hocam çok kızıyormuş ü harfi kullanılmasına. İnşallah bunu ilerleyen dakikalarda soracağım kendisine. Bu müselsel programımızın yeni bir halkasında da adı zihinlerde, gönüllerde, kitaplıklarda çok önemli bir yerde bulunan, Arapça ile uzaktan yakından teması olan hemen herkesin kitaplarına aşina olduğu kıymetli bir hocamız. İnşallah bu programımızda bizlerle birlikte olacak, kendisiyle sohbet edeceğiz. Kendisinin çok kıymetli tecrübelerinden bizzat kendi lisanıyla istifade edebilmek için pür dikkat kulak kesileceğiz bu akşamki programımızda. Evet, bu akşam Mehmet Maksudoğlu hocamız Arapçaya adanmış ömürler programımızın misafiri. Çok kıymetli hocam, hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Ellerinizden öpüyoruz hocam. Abla, elhamdülillah çok şükür iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Rabbim afiyetler versin. Şükürler olsun. Hocam çok heyecanlıyım ben bugün. Ta İmam Hatip yıllarımızdan beri hakikaten kitabınızı okuduk. Kitaplarınızdan çok istifade ettik. Arapçayı sizlerle sevdik. Sizlerle tanıdık. Yani bugün az önce de söyledim. Yani Arapçayla uzaktan yakından böyle bir teması olan, yolu geçen, dokunan kişi mutlaka sizi ismen biliyor. Hatta ben bir ara arkadaşlara bahsederken adı Mehmet Maksudoğlu, adı Mehmet Maksudoğlu'ndan daha meşhur olan birisi falan bir hocamız diye bahsetmiştim. İşte biz de sizleri tanımak istiyoruz. Sizlerin çok kıymetli nasihatlarını dinlemek istiyoruz hocam. Öncelikle Mehmet Maksudoğlu hocamız kimdir? Nereli? Çocukluğundan itibaren şöyle başlayalım hocam. Arapçaya doğru uzanalım inşallah. Aheste aheste. Ben anlatırım da anlatacak şey çok tabii. Vaktimiz ne kadar? Kaç dakikadır? Hocam biz bir saat diye programladık. Evet. İnşallah başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Eskişehir'de doğdum. Kırım kökenli bir ailedenim.
İlkokulu İnkılap İlkokulu'nda okudum. Liseyi de Eskişehir Lisesi'nde okudum, orta ve liseyi. Doğumum 39, 1939. Liseyi de 56 yılında bitirdim. O zamanlar liseyi bitirinceye kadar insan nereye gideceğini falan pek bilmezdi. Böyle merkezi imtihan sistemi yoktu, yönlendirmeler yoktu. Nereye gideceğinizi bilmezdik. Yani okuduk. Ve Eskişehir'de 3 orta öğretim müessesesi vardı. Eskişehir Lisesi, Sanat Enstitüsü ve Ticaret Lisesi. Başka yoktu. Ve işte bir miktar da ilkokul. Şimdi 50 küsur liseden bahsediliyor. Çok genişledi şehir, evet. Tabii. Siz daha iyi bileceksiniz. Benden daha çok oradasınız. Estağfurullah. Liseyi bitirince bazı fakülteler imtihanla alıyordu. Bazıları hala lise bitirme derecesiyle alıyordu. Kulağıma çalmıştı. İlahiyat Fakültesi açılmış diye. Eve geldim, bahsettim. Rahmetli annem başladı zıplamaya. İlle oraya git diye. O arkadaki levha onun evlilik için hazırladığı şeyidir. 1932, ben 39'da doğmuşum. Tabii ben de gülüyorum. Yani girmesi zor olan fakülteler makbul. Yeni açılmış fakülte o kadar makbul değil o zamanki havaya göre. Sonra fakültenin broşürü elime geçti. O Arapça, Farsça, Batı dili, İslam dini esasları, tefsir, hadis, İslam hukuku, İslam tarihi, mezhepler tarihi, eski Yunan felsefesi, sosyoloji filan, din sosyolojisi, bir sürü ders pek hoşuma gitti. Ben lisede durumum fena değildi. Yani bir de dönemde İftihar Lisesi'ne geçmiştim 63 kişilik sınıfta. Ve seçerek edebiyata gitmiştim. Meraklıydım. İlk hafta edebiyat, iki hafta içinde edebiyat kitapları falan biterdi. O merakla okurdum yani. Sonra Ankara'ya gidince fakültenin broşürü elime geçti. Dediğim gibi bir sürü ders var. O zaman bir aday kaydı yapılıyordu. Sonra da asli kayıt. Ben doğru asli kaydımı yaptırdım. Ve zannediyordum ki o broşürden dolayı dersler hoşuma gittiği için ben kaydımı yaptırdım. Sonradan fark ettim ki aslında ben duayla oraya gitmiştim. Dua edilmiştim. Öyle yani. Bahane oluyor bir takım şeyler. Peki sizin kafanızda bir şey var mıydı hocam? Ya ben şu bölüme gideyim. Daha ilahiyatın adını duymadan önce. Yok yani yok. Hiçbir fikir yok. Yani bazı yönlendirmeler vardı. Mesela eczacılık her yerde geçer gibi filan bir fikir vardı. Ama imtihana gireceksiniz. Eczacılık fakültesi nerede? Oraya gitme imkanım var mı? Yok yani öyle bir şey yoktu. Bir hedefim de yoktu. Fakülteye başladık. Birinci sınıfta Arapça dersi vardı. Haftada 8 saat. İzzet Hasan Bey geliyordu. Bir Türk. Suriye'de kitaplık müdürlüğü yapmış. Arapçayı gayet iyi biliyordu. Ama dili bilmek başka bir şey. Dil öğretmek, metot çok başka bir şey. Yani herkes Türkçe biliyor. Türkçeyi öğretebilir mi? Öğretmeye kalksa. Ona göre kitap lazım filan. Ve o zamanlar hiç yok. Hiçbir şey yok. 1956 yılında. Hiçbir şey yok. Adam iyi niyetle Kur'an-ı Kerim'den okuttu. Bir okuma parçasını hatırlıyorum. Tesirul arabatu ve seyyaratu fi vasatit tarik. İyi, bunu öğrendik de şimdi tesiru ecvef fiil, müennes arabalar olduğu için. Fi vasatit tarik, fi cer harfi var, vasat tarik, izafet filan. Bunlar gösterilmiyor tabii. Öyle ezbere manasını öğrenip geçiyoruz. Adamın kabahati yok. Hiç işlenmemiş bir toprak. Hiçbir şey yok. O elinden geleni yaptı. Kur'an-ı Kerim'den Yusuf suresini okutuyor aklımda. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri işte kuyuya atıp geliyorlar falan. Yakup Aleyhisselam dediklerinde fesabrun cemil diyor. İyi bir sabır, güzel bir sabır diye tercüme etti hoca. Ben de o zamanki kafayla diyorum ki sabır güzeldir demek istiyor herhalde. Yok öyle değil, sonra anlarsınız diyor. Yani durum bu. Gramer falan yok. Bu işte
sabır güzeldir demek için cümle, isim cümlesi lazım. Bu halbuki sıfat tamlamasıdır falan. O kategoriler bizim kafamızda yok ki adam nasıl bunu bize anlatsın. Yok yani, hiçbir şey yok. Neyse okuduk, haftada 8 saatti. İkinci yıl, ha benim şansım elhamdülillah kulaklarıma hiç üy sesi girmedi Arapça öğrenirken. Arapça'da olmayan, biz nazik milletiz yani. Gol kelimesini almışız Farsçadan, gül diye inceltmişiz onu mesela. Arapça'da böyle inceltip üylü falan okuluyor tabii Türk telaffuzu. Benim kulağıma hiç üy sesi girmedi. Farsça terkip de girmedi. O bir handikaptır çünkü. Yani Farsça'da terkibi vasfi, terkibi izafi aynı şey. Birinci kelimeye bir kesre veriyorsunuz. İkisi de aynı. Halbuki Arapça izafet başka, sıfat tamlaması başka. Tamamen ters tabii. Ve bu bir handikaptır. Çok üzerinde duruyorum. Farsça terkip kullanılmamalı Arapça öğretiminde. Osmanlı kullanıyordu. Osmanlı aydınının günlük konuşmasında vardı. Bizim konuşmamızda işte Kur'an-ı Kerim diyoruz, Hüsnü Cemil diyoruz. Bir takım terkipler kalmış, o kadar. Neyse, ikinci sınıfta Hüseyin Atay geldi. Fikirleri bir yana, kendisi hoş adamdır, iyi adamdır. Muhammed Tanci'nin asistanıydı. Muhammed Tanci paslı bir zat. Senato kararıyla profesör yapılmış. İyi niyetli, faydalı olmaya çalışan bir zat idi. Mezhepler tarihi ve İslam felsefesine gelirdi. İslam felsefesi diye bir şey olurmuş gibi. Yani İslam felsefesi ne demek? Müslüman filozoflar olabilir yahut felsefeyle meşgul Müslümanlar falan olabilir. Yani İslam felsefesi bir kere tabir yanlış ama bunu anlamamız için 50 yıl geçmesi gerekti. Neyse adam İyi niyetli, öğrettiklerinden bir hakeme fiili kaldı aklımda. Bir cadele fiili kaldı, saç örgüsü, yani Kur'an-ı Kerim cidal metodunu kullanmaz, tebliğ kullanır. Bir onlar kaldı, iyi niyetli ama. Ve Hüseyin Atay da tercüme ederdi. Bir şey olunca böyle yüzü kızarırdı. Yüzü kızarmak çok mühim bir şey. Haya unutuyor yani günümüzde. İslami ve insani bir vasıf. Hayvanın yüzü kızarmaz. Yani Hüseyin Atay fikirlerine katılmam fakat iyi bir adamdır, hoş bir adamdır, iyi niyetli bir adamdır. Şehadet ederim yani tanıdığım kadarıyla. Ve bize En-Nahvul Vadih okuttu. Ha, bu güzel bir şey. Yani kaideler var, cümleler kaideleri ihtiva ediyor. Cümleler birbiriyle irtibatsız ama hiç olmazsa kaideyi veriyor. Yani ondan çok istifade ettik. Allah razı olsun. Sonra baktım ileride En-Nahvul Vadih bizim okuduğumuz ilkokul kısmıymış. Sonra Cemal Muhtar Hoca onu lise kısmında gösterdi bize. Ve Hukuku Tab Mahfuza Lif Şeriketi Makmelen Bilandın yazıyor üzerinde. Yani Mısır'da basılmış bir kitabın basım hakkı Macmillan şirketine ait Londra'da. Bu başbakanlık falan yaptı bu Macmillan. Sonra profumo skandalından dolayı istifa etti. Yani İslami yahut Arapça kitapların durumu da bu yani. Basım hakkı da başka yerde. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda Cemal Muhtar Hoca geldi. Yani Allah razı olsun, o çok çok iyi bir hocadır. Cemal Muhtar Hoca. O gene kaideleri okuttu. Grameri okuttu. Ve üçüncü, dördüncü sınıflarda hadis dersine Muhammed Tayyip Hoca geldi, profesör. 20. yüzyılda boşnakların bir numaralı iftihar edecekleri kişi Aliye İzzet Begoviç ise, ki çok değerli bir zattı. İki numaralısı da Muhammed Tayyip Okiç Hoca'dır. Müthiş hizmeti vardır. Şöyle, daha o yıllarda bize oryantalistlerden bahsederdi. Neler yaptıklarından bahsederdi. Daha üçüncü sınıftayız. O şuuru, o bilinci bize aşıladı. Şimdi bir takım yeni yetme sözüm ona ilaççılar var. Zırvalayıp duruyorlar.
Zırvalı yapın altını çiziyorum böyle. Tayyip Hoca'nın talebesi olmadıkları veya talebesine rastlamadıkları için çok büyük bir mahrumiyettir. O gavuroğlu gavurları ciddiye alıyorlar. Tayyip Hoca hiçbir şey yapmamış olsaydı oryantalistler hakkında bizi uyarması çok büyük bir hizmetti. Çünkü Türkiye her şeye rağmen İslam aleminin merkezi, onun için yükleniyorlar. İslam'ı içinden yıkmak için de bu oryantalist uçaklarını kullanıyorlar. Tayyip Hoca'nın bu hizmeti takdire değer. Biz mezun olurken Cemal Muhtar Hoca dedi ki Irak'la kültür anlaşması imzalan. Ha, hiç sözlük falan yok ya. Arapça sözlük, kelime öğreneceğiz. Yok, hiçbir şey yok. 1960 yılında mezun oluyoruz. Hiçbir şey yok. Irak'la kültür anlaşması imzalandı. Iraklı öğrencilere bizim hükümet burs veriyor. Oraya gidenlere de Irak hükümeti burs veriyor dedi. Uyardı bizi, sağ olsun, Allah razı olsun. Ben hemen dilekçe verdim Milli Eğitim Bakanlığı'na. Mezun olduk, kura çektik. Üç arkadaş İzmir'e gittik. Tabii cevap falan gelmedi. Hasır alt ediyor dilekçe. Kıble değişmiş. Tanzimat'tan beri şimdi anlıyorum. Kıble Avrupa'ya dönmüş. Yani Mekke'ye dönecek adama imkan verilir mi? Biz tabii uğraşıyoruz. Hasır alt ediyor dilekçe. Cevap yok. Orada İmam Hatip Okulu, o zaman okul deniyor, lise seviyesinde ve diğer liselerden fazlası var, eksiği yok. 7 yıl bir defa. Arapça, Farsça, İngilizce, hadis-i şeriflerine girdim. Tabii hadis-i şeriflerden Tayyip Hoca'nın notlarını okuttum. Ve Aralık ayında imtihan açıldı. Asistanlık imtihanı kazandık, geldik. Temmuz ayında da, 61 Temmuz'da da İslam tarihinde başladım. Bir taraftan doktora için malzeme topluyorum. İlk İslam devletlerinden o zamanlar için Karahanlar biliniyordu. Karahanlar ve İlikhanlar. Şimdi biliniyor ki Bolgar devleti, Yalıtıvaroğlu almış zamanında İslam'a girmişler. 319 şeyinde, daha eski. O zaman için en eski Türk devleti olarak Karahanlar biliniyordu. Oradan malzeme toplama başladım. Baktık Omelyan Pritzak diye birisi mütehassıs. Bıraktık onu, yapacağını yapmış. Gaznelilere yöneldik. Onda bir şey çıktı. Bu arada Tunus'a gitmek için, Irak'a gitmek için gidip geliyoruz şeye. Onlarla uğraşırken Ebul Kasım İçtihadi ile bu Farsça dil bilgisini yazdık. Dille meraklıydım çünkü. Fakülte neşretti bunu. 63'te çıktı. Bakanlığa gidip geliyoruz. Orası sıcaktır diyorlar. Ne işiniz var diyorlar. Hüseyin Atay Irak mezunu. O sırada Sento'da olduğumuz için Sento'da Irak'ta var. Oranın mezunlarını kabul ediyorlar. Orada hocalık yapanlar Ezher mezunu. Ezher diplomasında besmele olduğu için kabul etmiyor hükümet. Böyle bir komiklik yani. Yani bu laiklik değil Türkiye'deki. Laikçilik anlatılır gibi değil yani. Bir sürü olmuyor. Bir ara ben Talat Bey 53 mezunu, Talat Koçyiğit, İsmail Ceraoğlu 54 mezunu. Hadi abiler gidelim. Üçümüz gidiyoruz yani. Gidip gidip geliyoruz bakanlığa. Bir şey çıkmıyor. Bir ara dediler ki talim terbiyenin gizli kararı var. Arap ülkelerine gönderilmiyor kimse ama sizi bu çemberin dışına attık. Gene gidemedik. Olmadı. Bir ara dış münasebetler genel müdürü, İsmail Bey münasebetsizlikler genel müdürü diyordu. Bizi kendine göre imtihan ediyor. İkisi doktora yapmış, ben yeni asistanım yani. Fakülte bitirmişiz. İyi kötü. İnanın açtığı, 49'da açtığı fakülteyi bitirmişiz. İmtihan olmuşuz, asistan olmuşuz. Ötekiler doktorlarına vermiş. Tefsir ve hadiste. Genel müdür imtihan ediyor bizi. Kur'an-ı Kerim falan demiyordur herhalde. Kur'an yeni harflerle yazılsa nasıl olur falan. İsmail Bey de
bu harfler yetmiyor. Hallak yaratıcı demektir. Hallak diye yazılır, bu berber demektir diye meram anlatmaya çalışıyor. Adam hallak, hallak ne olacak diyor. Benim da, Ermeni dadım şöyle okurdu, böyle okurdu. Şecaat arz ederken merdi kıpti, sirkatin söyler, genel müdür. Yıllar sonra vefat edince o adamın ne kadar değerli bir adam olduğunu yazdı gazeteler. Yani Türkiye'de bazı gazeteleri neyi yazıyorsa tam tersiyle doğru. Hiç şakası yok. Olmadı. Bu arada Neşet Çağatay profesör, dekan, bir kokteylde Fransız elçisine rastlıyor. Ya diyor, bizden 3 asistan Arap memleketlerine gitmek istiyor. Bir türlü olmuyor. Tunus'a gitse nasıl olur? Bir göreyim demiş. Bizi götürdü. Oturduk Tunus elçiliğinde kahve içtik. Baktı iyi yani. Peki gitsinler. Gittik. Öylece Tunus'a gidebildik. Ha bir de fakültede 2. sınıftayken Neşet Çağatay şeye gitti. Amerika'ya gitti. Onun yerine Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden Mehmet Altay Köymen geldi, profesör. İlk derse bize dedi ki, benim konum Oğuzlar, size Oğuzları anlatacağım. Ama siz Arapçadan sorumlusunuz. Sizi Arapçadan imtihan edeceğim. Bu tabii müthiş uyanmamıza sebep oldu. Demek ki Arapça çok mühim bir dil. Ona kadar işte İslam, Kur'an-ı Kerim falan belli belirsiz bir sempati var. Ama bu Arapça öğrenilir mi? Nasıl bir şey? Girip de çıkıyoruz dersleri. Yıl 1957. İnsanın ömrünün belli bir safhasında belli bir kişiye rastlaması, belli bir şahsa rastlaması yahut belli bir kitabı okuması, belli bir konferansı dinlemesi çok mühim. Hayatını değiştirebiliyor. Belli bir safhasında rastlaması. Ve benim Arapçaya böylesine yönelmeme Mehmet Altay Köymen'e sebep oldu. Demek ki bu çok mühimmiş. Ona göre abandık yani Arapçayı. Öğrenmeye çalıştık. Sonra rahmetliye ileride İslam Enstitüsü'nde Arapça hocasıyken ben günübirliğine gittim. Ankara'da rastladım. Anlattım. Çok memnun oldu ve kitaplarımı da gönderdim. Allah rahmet eylesin. Yani büyük hizmeti olduğu bakımdan. Oğuzlar anlattı. Baş parmağın ehemmiyetini orada öğrendik. Oğuzlar, işte Oğuz ya, Selçuk Bey Oğuz yabukusuna vergi vermek istemiyor, kafire vermem diyor falan. İşte onlar göç ederken diğer Türk şeyinin arasından geçecekler. Baş parmaklarını keselim de yay çekemesinler diyorlar. O zaman en etkili silahı ok. Baş parmak diye bütün parmaklara bedelmiş. Onu öğrenmiş olduk derste. Aklımızda bunlar kaldı. Yoksa Oğuzları çok anlattı teferruatıyla. Neyse Tunus'a gittik. Karayoluyla İtalya'ya kadar, oradan da uçakla gittik. Fakülte sekreteri Bu Attur bizi karşıladı. $200 çıkılıyordu. Paranız da olsa fazla para çıkartamıyordunuz. Travel check işte alıp çıktık. Onu da harcadık bir müddet sonra. Burs gelmiyor. Gidip oturuyoruz sekreterin odasında. Bize acıdı. Üçümüzü, önce üç kişi gitmiştik. Sonra moral subayı Selim Bey de geldi. Selim Şehidoğlu. Önce üç kişiydik. Çıkardı. 5 dinar verdi ödünç. Onu paylaştık. Birer dinar işte 300 bilmem kaç santim düşüyor adam başına. Ben hemen gittim Müncidit Tullab aldım. El Müncid kalın bir şey, o ansiklopedi. Yalnız lügat kısmı var onun, mavi kaplı. 800 milime onu aldım. Zeytune'de ders dinliyoruz. Eski bir Türk kışlasında idi o zaman. Böyle levhalarda oda başlıların falan isimleri vardı. Dinliyoruz. O sözlüğü aldım derse girdiğinde bir kelime geçiyor, hemen sözlüğe bakıyorum. Onu öğreneceye kadar 10 tane cümle gidiyor. Varsın gitsin. Bir kelimeyi iyi öğrenmiş oluyorum. Böyle böyle gitti. Bize Zeytune iki de hoca tavsiye etti. Birisi Muhammed Arus El Matvi, milletvekiliydi aynı zamanda. Halime adlı şey okuttu. Efendimizin Süt Ninesi'nin kitabı, hayatını anlatan. Bir de İhya'dan biraz okuttu.
Bir de Beşir el-Arebi vardı. Turan Hoca onu hatırlayacak. Daha sonra gittiğinde onun oğluyla karşılaşmış. O da edip bir zattı. Ve bize Türkçeden Arapçaya tercüme ettirdi. Onun ne kadar mühim bir şey olduğunu ben sonra öğrendim. Ve bu durumu en iyi rahmetli Talat Bey değerlendirdi. O uzun uzun yazardı. Biz de yazardık yani. Türkçe yazıyorsunuz, Arapçaya çevriliyor, hataları düzeltiyor. Çünkü öğrenmekte olduğu dilde yazı yazabilmek son merhale. İlk merhale ölü bir dil gibi, Latince gibi falan okumak, anlamak bir dili. İkinci merhale söyleniyorsa anlamak ve ona işte cevap vermek. Ama tutunacağı bir dal var. Bir şey söyleniyor, ona tutunarak cevap veriyor. O yani yazmak, bir kere cümle düzgün olacak, cümleler birbiriyle irtibatlı olacak. Yani öğrenmekte olduğu dilde yazmak son merhale. O bakımdan rahmetli Tayyip Bey bir mektubunu gördüm, Talat Bey'e yazmıştı. Gayet işlek bir Arapçası vardı. Hiç şakası yok yani. Muhammed Tayyip Okici. Biz de onlara devam ettik. Ben yaşım da gençti. Diğer abiler tabii daha yaşlıydı. Öteki talebelerle çok kaynaştım yani. Şaka yapıyordum. Mesela Rama fiilini kullanışı öğrenmek için, şimdi Rama fulanen bir iki mef'ul alıyor. Birincisinin sarih, ikincisinin bi ile. Takılıyordum birisine. Limada termi ekake bil cunun diye. Niye kardeşini, arkadaşını delilikle itham ediyorsun gibi. Öyle onu öyle bir şey yaptığı yoktu ama benimki gevezelik, dili kullanacağım. Böyle yani epicede oldu. Orada bize talebe hakkı tanıdılar. El Matam El Cami'i yahut Restoran Üniversiteer diyorlar Tunus'ta. Orada yemek yiyoruz. Geliyor iki Tunuslu. Tabii daha yeni istiklale kavuşmuşlar. Kültürleri Fransızca. Yani sömürge aydını adamlar. İki kişi oturuyor masaya vır 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 Fransızca. Ama Fransız aksanıyla ve telaffuzuyla. Ben hiç bilmiyormuşum gibi. Ya hiyente Fransi. Vel ehve Fransi. İzen limaza tetekellemani bil Fransiye bil lugatil kafir. Tabii bir duruyorlar filan, bir şey de diyemiyorlar karşılarındaki misafir. Bıkmadan, usanmadan bunları yaptım elhamdülillah. Sonra Kitabet-i Devle'nin seyahatleri oluyordu hafta sonlarında. Üniversite öğrencilerini sağa sola götürüyorlardı. İktidar Partisi'nin bir mes'ul de otobüsün başında gene üniversite talebesi. Yoklama yapıyor. Söylüyorlar şey, hadir filan. Derken arkadan prezon diyor. Fransızca söylüyor birisi. Çok yadırgamışım gibi dönüp men huve hazel fe kafir beyne ezhurina. Tabii bir şey de diyemiyorlar. Bizi öne oturtmuşlar misafir diye. Bunları da yaptık. Yani ukalalık gibi ama orada gerekti kendilerine gelmeleri için. Neyse yaptık. Ve Tunus'tan döndük. O sırada işte Osmanlı arşivinde şey yaptım. Tunus'ta Osmanlı Hakimiyeti konusunda doktorayı hazırladık 66'da. Bu arada milletin Arapça öğrenmesini istiyorum. Biz o güçlükleri çektik. Arapça dil bilgisi yazdım. Şimdi bütün Arapça dil bilgisi kitaplarında isim, fiil, harf, Ömer Ferruh'a göre işte bu üç şey eski Yunan gramerinden ayrılmış. Tarih-i Fikri Arabi de öyle diyor. Neyse, önce isim basit olduğu için sonra fiil anlatılır. Bütün Arapça gramer kitaplarında. Ben bir hafta düşündüm. Eve gidip gelirken falan nasıl yazayım? Öğrenmelerini istiyorum. Çünkü öğretici bir kitap olsun istiyordum. Benim Arapça kitabımda isim değil fiil öncedir. Çünkü hareketi değişikliği fiil anlatıyor. Bunu 67'de şöyle göstereyim. Bakın yıl 67 mi hocam? 1967 evet, mi? 67'de hazırladım gittim. 67'de sonra biz Allah nasip etti İngiltere'ye gittik. Cambridge'e. Orada
3 yıl ben Türkçe öğrettim Faculty of Oriental Studies'te. Orientalistleri yakından gördüm. Kafaların nasıl formatlandığını yakından müşahede ettik elhamdülillah. Ağzımı doldura doldura orientalistleri ciddiye almıyorum diyorum. Orientalistlerin çoğunun hepsi değil, çoğunun ama çoğunun yanında sirklerdeki palyaçolar vakar abidesi kalır diyorum. İsteyenle istediği yerde tartışmaya da hazırım. 3 yıl işlerinde bulundum, gördüm yani. Neyse, bunda alıştırmalar da var. Hocam sesiniz kapandı hocam. Mikrofonunuz kapandı. Evet, tamam. Vallahi ben bir şey yapmadım. Bir takım kişilerin işine gelmiyor, ses kesiyorlar. Bazen bir dünürüm var, eski bir subay. Onunla konuşuyoruz bazı meselelerde, küt kesiliyor. Gavur oğlu gavur hiç boş durmuyor yani. Ağzımı doldura doldura söylüyorum. Onlar bildiğini yapsın. Oryantalistlere dokununca mı gitti hocam? Yem kuruna ve yem kurulla. Şimdi bunda böyle şey de var. Ondan iktibas ettim aslında. Harflerin böyle birbirine ilişki, o tabi Latin harfleriyle göstermiş. Ben Arapçaya çevirerek bu gırtlak harfleri nerede filan onun şeyi de var. Ben İngiltere'ye gittiğimde bu şeyden çıkmış, tahsilcileri göndermişler. Bu İngilizler bir alem. Kaldığım yer cadde böyle biraz yüksek şey olduğu için oraya terrace denirmiş. Karşıdaki lavanda da Newnham Road diye yazıyor. Adres bildirmiştim Türkiye'ye. 4 numaraya for Newnham Road, Cambridge, United. Gelmiş Newnham Terrace diye yazmak gerekirmiş. Yani rahmetli Neşet Çağatay Hoca bu İngilizce lastik yazılır, kauçuk okunur derdi. Çok doğru yani. Lastik Newnham Terrace yazmadığımız için bir geri gitmiş. Onun için 69'da çıktı. Yani tahsil ben yapmadım. Tahsili de Rami Ayas'la Mustafa Fayda yapmış. Onlara teşekkürüm var burada. Oraya bir gelmiş gitmiş yani şey. Efendim. Orada o müsteşrikler anlatmak falan bitmez yani. Ona hiç girmeyelim. Dönüp gelince şimdi Arapçayı öğretmek istiyoruz ya ama nasıl öğretilir? Grameri yazdık. Onda alıştırmalar da var. Daha sonraki şeylerde alıştırmaları çıkardık. Yani alıştırmasız oldu Arapça dil bilgileri. Bunlar da yani vardı, artık alıştırmaları çıkardık. Hocam özür dilerim. Yani o dönemde 1967'de çıkardım dediniz ilk kitabı. Toplumda, halkta veya İmam Hatipler var zaten ama bu belki bu kadar yaygın değil. Yani hedef kitle olarak kimi belirlediniz? Yani ilahiyat fakülteleri öğrencileri için mi? Yoksa halktan böyle bir talep mi fark ettiniz? Yok yok, halktan hiç aklıma gelmiyor. Yani Arapça, halktan Arapça öğrenecekler aklıma gelmiyor. Yani ilahiyat, İmam Hatip öğrencileri falan. Yani Arapça öğrenmekte olanlara kolaylık olsun diye uğraşıyorum. Halktan da öğrenmek isteyen öğrenmek. Tabii. Evet. Sonra orada... Orada gördüm, adamlar yazmış bir sürü metinler. En sonda glossary diye koymuş, lügatçe. Kâne bir o koymuş, muzarde yekûne olacak yani. Böyle kapalı formül gibi. Sadece bu kadar. Ben onu aldım. Orada üniversite library, üniversite kütüphanesinde 4 tane basit kitap bulabildim. İlk 4 şeyler çok basittir. İlkokul şeyi gibi bunda. Bu Arapça okuma kitabı, ilk baskı. Bir metin aldım. Bir metin. Ama onun 1, 2, 3 sayfadan fazla açıklaması var. İsimse cemine. Bir cim koymuşum cemine. Ve gayr-ı münsarifse tenvin almadığını göstermek için nekra olarak koyuyorum. Cemine. Yoksa Arapça şeylerde marife olarak konur bu şeyler biliyorsunuz. Çünkü Arap için Arap mantığı öyle.
Bir de sorular var. Sonunda da işte cevapları var filan. Bu Arapça okuma kitabı daha sonra birkaç defa basıldı. Sonra Ensar bastı Türkiye'de filan. Sonra bu basıldı ama yani çok da tanıtamadık da. Böyle rüşvet gibi olmasın diye sadece İmam Hatiplerin kitaplıklarına gönderdim. Hocaların kendilerine de değil yani o şeyi. Öyle çok fazla rağbet görmedi. İngiltere'den dönüşünde fakülteden ayrılmıştım. İlahiyat Fakültesi'nde teşehhüd miktarı vaizliğim oldu benim. İstanbul'da ve Ankara'da, İzmit'te. Önce İzmit'te, Seka Camii'nde. Bir de orada merkezi bir cami var. Orada bir de Mehmet Ali Paşa Camii'nde. Sonra arkadaşlar askere gittiğimizde Allah'tan denk geldi yani. Piyade okuluna girdik. Girince yabancı dilden imtihan ediyorlar. Şey yaparken tayin edileceğimiz zaman binbaşı dedi ki kura çekiliyor işte. 6 kişi de yazıyor millet nereye kura çekmişse. Kazanan İngilizce'den 28 yer var. Tayin edilecek 27 yer var. İşte askeri okullar, askerimizi filan. 27 yer var. Bir ara askeri müziği için dediler, işte Arapça'da bildiğimi orada biliniyordu, bir şey okuttu, şey tüfenk diye geçiyor. Osmanlılar kalma şeyde kullanılıyordu eğitim demek. Tüfenk diye geçiyor. Nun da var yani tüfenk. Ben onunla meşgul olurken bir takım cıvık adamlar da vardı maalesef. Bu gayrimilli eğitim cıvık adam da yetiştiriyor. Onlara laf yetiştirirken falan olmadı. Olmadığı da iyi olmuş. Yoksa askeri müziğe gidecektim. Askerlik rahat geçecekti ama metot öğrenemeyecektim. Ben askerlikte metot da öğrendim. Dil öğretme metodu ayrıca. Dedim tamam o zaman işte İslam tarihinde doktoramız var. Tarihten tamam dedik. Çankırı'ya sınıf az subay hazırlama okuluna tarih öğretme olarak gittik. Haftada 12 saat ders. Kalan şey orada planlama diyorlar. Müdür muavini. Diğer yedek subaylar da var. Orada tarih öğrettim. Bayağı lisedeki tarih. İkinci dönem bir üsteğmen Amerika'ya gitti. İhtiyaç oldu. Bizi imtihan edin. Binbaşı da gene orada görevliydi. İngilizce öğretmeni. Kazandığını da biliyordu. Haydi ikinci dönem İngilizce öğretmeye başladım orada. Girdik. Orada askeri okullarda İngilizce öğretilir. Yani sanki Amerikan dili diye bir şey varmış gibi. American Language Course diyor. İngilizce öğretilir ama o İngilizce oluyor tabii. Amerikan versiyonu oluyor şimdi. Neyse. Ama metot mühim. Bizim Osmanlı şeyini almışlar her ağızdan tekrarı. Yani o metotla öğrenmemek imkansız. Bu gavuroğlu gavurların dünya işlerine akılları çok iyi eriyor. Osmanlı metodunu almışlar. Şimdi görüyorsunuz bir de şu var. O askeri okullara her şey çok muntazam gerçekten. Dosya var. Gerekli malzeme, vakit falan her şey böyle düzenli. Yani ona göre davranıyorsunuz. Onu muhafaza etmediğime çok üzgünüm. Çok güzel dosya veriyorlar elinize. Giriyorsunuz 50 kişilik sınıf. Hoca metni okuyor. Bütün sınıf tekrar ediyor. Hoca Türkçesini söylüyor. İkinci cümleyi okuyor. Bütün sınıf tekrar ediyor. Koro halinde. Hoca Türkçesini söylüyor. Üçüncü cümle. 10 tane cümle. 15 tane cümle neyse. Ondan sonra hoca iyi olan öğrencilerden birini kaldırıyor. Öğrenci aynı şekilde koro şefliği yapıyor. Öğrenci okuyor. Bütün sınıf tekrar ediyor. Türkçesini söylüyor böyle. Sonra sınıfı ikiye ayırıyor. Hoca soruları okuyor. Bütün sınıf tekrar, A grubu tekrar ediyor. Cevabı B grubu veriyor böyle. Sonra değişiyor. Yani sıra kendisine gelinceye kadar sınıftaki 50 öğrenciden her biri her cümleyi
en az 40 defa tekrar etmiş oluyor. Zayıf bir öğrenci bile sıra kendisine gelinceye kadar güven kazanmış olur. Koro işini tekrar etmiş olduğu için. Haftada 5 saat böyle, 6. saat laboratuvar, dil laboratuvarı. Yani askeri okulda okuyup da İngilizceyi öğrenmemeyi başarabileni parmakla göstermek lazım. Böyle yerleşmiş. Bunu tabii Arapçaya tatbik ettik. Allah'tan denk geldi yani. Sonra vaizlik ediyorum. Arkadaşlar dediler ki ya Yüksek İslam Enstitüleri var. Orada işte hocalık filan. Bir arada Diyanet'e başvurdum. O zaman Bolu'daydı eğitim merkezi. Dedim bu Arapça kursu açılsın. Bütün imamları bu kurstan geçirelim. Yani cemaatin önüne geçip namaz kıldırırken ne okuduğunu bilsin imamlar diye. Yok, bilsin. Formül bulamayız dendi. Olmadı yani. Nasip olmadı. Yoksa ilk teşebbüsüm devlete bağlı eğitim merkezine Arapça kursu vermekti. Dilekçe verdim din öğretim müdürlüğüne. Mustafa Çınkılıç Bey'di. O sırada ben vaizken cuma vaazlarından birisi bakanlıklardaki bir binanın alt katında ki mescit yapılmış yerdeydi. Orada vaaz ediyordum. Orada dinlermiş yakın olduğu için. Ya ben sizin vaazlarınızı dinledim. İyi kürsü yumruklamıyordunuz falan diye anlattı. Sakil sözünün Türkçe'de kullanılışını ondan öğrendim. Yani adamı yüzüne karşı övmek sakildir ama falan dedi. Meğer hoşuna gelirmiş. Bizimki vaiz değil tabii. Konuşmacıyla anlatıyoruz. Vaiz dediğin rahmetli Tahir Büyükkörükçü gibi olur yani. Biz gene düz anlatıyorduk. Milletin gene İzmit'te falan hoşuna gidip tebi alanlar oluyordu ama düz anlatma bizimki. Öyle sürükleyici falan değil yani. Vaiz dediğin Tahir Büyükkörükçü gibi olur. Neyse. Olur dedi. Ve kendi inisiyatifini kullanarak Tunus'ta aldığımız diplomayı da işleme koydu. İslam tarihi ve Arapçası olarak tayinimi yaptı benim. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne. Ha, onu da söyleyeyim. Orada biz Zeytune'de derslere devam ettik. Şunları da göstereyim yani. O zamanki Tunus şeyi böyle. Maliki camileri böyle. Dörtgen minareli. Hanefi camileri sekizgen minareli. Şey değil, silindirik değil Tunus'ta. Orada şeyle imtihanla bizi Bourguiba Enstitüsü'nde Bourguiba Yabancı Diller Enstitüsü var. Arapçanın 4. sınıfına aldılar. Son sınıfa bizleri. Akşamları ona devam ediyoruz. Ve oradan mezun olduk. Yazın çıkınca dediler ki yaz kursları da var. Devam etmek ister misiniz? Hay hay dedik. Ve sonra ben çok tavsiye ettim onu. Yani Temmuz ayından başlıyor 6 hafta. Haftada 20 saat Tunus'ta Arapça öğretim kursları. Baktık, oryantalist talebeler bir sene Arapça okumuş. Biz fakülte bitirmişiz. O kadar uğraşıp gittik oraya. Ve dekanın şeyiyle gittik böyle. Adam bir sene Arapça okumuş. Hop o yaz Tunus'a gidiyor. Peki yol masrafınızı kim veriyor diye sorduk. Local authorities. Bulunduğu belediye filan. Düşünün şimdi. Şimdi yani bizim bazı belediyeler halka yakın da ama 64-65'te oradaydık biz. 63'ten 65'e kadar 2 yıl kaldık. O yıllarda Türkiye'de belediyeler Arapça kursuna gidecek adama yol parası verecek. Adama deli derler yani. Ve ama gavurla da o şey var. Kolaylık var. Neyse. Oradan yaz kursuna katıldık. Oradan da diploma aldık. O diplomaya dayanarak sağ olsun Mustafa Çınkılıç benim tayinimi yaptı. Bir de ihtiyaç vardı Arapça için. 9 yıl sırf Arapça öğrettim ben. Onun için Türkiye'de beni Arapça hocası bilirler. Halbuki benim saham İslam tarihidir. ve hep birinci sınıflara gittim. Şeyi metot vereyim diye. Yoksa bir sınıfı alıp 3 şubeye giriyorduk.
o şubeyi 4 sene okutup gitmek daha kolaydı. Hem onlar daha iyi yetişirdi. Bütün bilgilerimi aktarırdım. Hem benim için daha kolaydı. Ama hep birinci sınıflar aldım. Metot yaygınlaşsın diye. Bir defasında müdür artık Ömer Çam Hoca'dan sonra Nuri Ünlü olmuştu. Açılış dersini çeşitli hocalar veriyordu. Açılış dersi verdirmek istedi. Dedim ki ya bizim Arapça dersi yani öyle açılış dersi yapmaz ki, ben derse girince bir kere harflerin mahreçlerinden bahsediyorum. Haydi onu çıkarın, parmağınızı koyun. Aa derken yukarı oynuyorsa ayındır, değilse falan filan olmaz dedik yani. Diyeceğim, onun için o açılış dersi vermedim ben bir şeyde. Kimsenin ilgisini çekmeyecekti. Öyle 9 yıl öğrettik. Bu arada Tunus'tayken bizim sefaret Hikmet Halefoğlu diye birisini bizim peşimize taktı. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? 3 asistan gelmiş şeyden, Arap ülkesine. 63 yılında Arap ülkesine gidiyor üniversiteden 3 asistan. Olacak şey değil. Yani ne yapıyorlar, ne karıştıracaklar? Adam gelip tabii derste de uyuyordu sağ olsun. Benim akrabam var Vahit Halefoğlu falan diyordu. Hataylıydı o. Hakikaten özel zamanda Vahit Abdülvahit'tir tabii o. Halefoğlu Dışişleri Bakanı oldu. Ve Türk-Arap İlişkileri İnceleme Vakfı kuruldu. O vakfın başında İsmail Soysal adlı bir yemekli büyükelçi vardı. Onunla bayağı işbirliği yaptık. Yani adamın dünya görüşü neyse ne, tipik hariciyeci ama devlete hizmet ediyoruz diye. Ve o vakıf beni Suriye ve Ürdün'e gönderdi. Buraya yazmışım, 87 Şubat'ıymış. O zaman doçent olmuştuk. Burada Ürdün'deki hocalarla çekilmiş fotoğrafımız. Onu da anlatayım. Konu ihtimamı devlet Osmaniye bil lugatil arabiyye ve sekafetiha idi. Yani biz Osmanlı sömürücü değil de Arap kültürüne, diline hizmet etti diye onu anlattık. 3 konferans, bir Şam'da, 2 de Ürdün'de, Amman ve İrbit'te. Şam'daki şeyde, elçilikte bir yemek verdiler bizim şerefimize. 15 kişi falan var. Oradaki başka Türk yetkililer var. Kültür ateşesi var. Askeri ateşe var. Hava yolları şey var falan. Yemekte büyükelçi konuşma yaptı. Ben de bir teşekkür konuşması yaptım. Yemekler geldi, içkiler geldi. 2 bardak önümde. Birisi sarımtırak, o viski olduğu anlaşılıyor. Bayraklar ay yıldızlı bardaklar böyle işlenmiş. Öteki de kırmızı şarap ve Türk bayrağı oluyor. Laik bir Türk bayrağı. Laik de değil, laikçi bir Türk bayrağı oluyor yani böyle. Şimdi ben orada o viski veya şarabı içsem hiç kimse yadırgamayacak. Yani bu 2 kere 2 4. Ya bu adam ilahiyatta doçent, içki içiyor falan denmeyecek yani. Aa bu adam çağdaş, iyi anlamış İslam'ı falan denecek. Tabii bardaklar bana baktı, ben onlara baktım. Öyle geçti. Ertesi gün rezidans diyorlar. İşte elçilikte yemek yiyoruz. Orada kaldık. Elçilik ikametgahında. Büyükelçi kibar bir adamdı. Böyle içki kullanmıyorsunuz falan dedi kibarca. Yıl işte 87. Yani içki kullanmayan üniversite mensubu. Laik Türkiye'de olacak şey değil demek. O sırada daha önce de bir şey için Salih Tuğ dekan Amerika'ya göndermişti. Konuştu, benim konuşmamda İslam'da içki nasıl, içki problemi nasıl halledildi? İşte 3 merhalde nasıl haram edildiğini anlatmıştım orada. Ha oraya Yaşar Nuri ile gittik sahi ve Yaşar Nuri de bir maden buldu. Ondan sonra onu iyi işlediler. Öyle tanışması öyle oldu. Madeni orada keşfettiler yani. Efendim
Dedim Amerika'daydım, böyle konuşmada yaptım. Onlar da kurtulmaya çalışıyorlar zaten. 29'da falan böyle içki yasağı kondu. Ordu donanma kordu, yani dışarıdan içki girmesin diye Amerika'ya başa çıkamadılar. Havadan da koruyorlardı ama içeride kaçak içki yapıldı, kaçakçılar işte zengin oldu falan anlattık yani. Onlar da kurtulmak istiyor içkiden falan diye. Böyle. Yok, donanma İslam'da haram falan filan. Çok münasip. Benim gibi son söyleyeceğini başta söyleyen adam bile için bile fazlaydı yani o zamanlarda. Efendim sonra Arapça öğretmeye başladık. Zaten diyorum 74 Arapçayı nasıl öğretti, şey yaptık. Ha. Burada Mustafa Seçkin'den bahsetmem lazım. Mustafa Seçkin benden 7 yaş büyük, birkaç dili iyi bilen, bu Türkistanlı bir şey vardı. Onun yazışmalarını falan şey yapmış, bir şey dille falan meşgul. Bana dedi ki ya askerde şeyiniz çok olur zaman. Cümleler düşün dedi. Düşündüm düşündüm, benim yaptığım cümleler Ennahul Vadıh'taki gibi kaideyi ihtiva eden fakat birbirine irtibatsız cümlelerdi. Sonra onunla bir araya geldik, bir senaryo hazırladık. Cümleler hem kaideyi ihtiva ediyor hem birbiriyle irtibatlı. Ve bunu mumlu kağıda yazdım. O zaman da gene 74'ler falan, gene İmam Hatipleri kapatma teşebbüsleri var. Orta kısmını kapattılar. Ama millet gene İmam Hatiplerin olduğu okullara öğrencisini gönderiyor. Yani zamanla açılır diye. Bu milletle başa çıkılmaz ya. Neler yapılmadı gene. Irmak yatağını buluyor yani. Hakikaten bir söz var benim hoşuma gidiyor. Kim ne derse desin. Türk olmak zordur. Karşında bütün dünyayı bulursun. Türk olmamak daha da zordur. Bu defa karşına Türk'ü bulursun. Teşekkür. Bu çok doğru. Bütün dünyayla uğraşmışız ya. Yani Avrupa bütün dünya demek. 19. asırda her yeri işgal etmişler. Bir biz varız yani. İran'da ona göre Allah kabul etsin yani. Bir biz varız. Dünyayla uğraşmışız. Hiç şakası yok. Türk olmak hakikaten kolay değil. Bugün de kolay değil. Gene bir söz var. Çok doğru. Tarihten Türk'ü çıkarıp alırsan tarih diye bir şey kalmaz. Çok doğru. Bu hamaset falan değil yani. Sadece bir şeyin farkına varmak. Neyse. Mumlu kağıda yazdım. Ve Hayati Ülkü İmam Hatip Müdürü İstanbul. Gittim onunla konuştum. Böyle böyle metot denememiz var diye. Olur dedi. Sağ olsun. Ve çarşamba öğleden sonra şeydi, tatildi o zaman. Çarşamba öğleden sonra gittik. 50 kişi falan toplandı. Gene ortaokul öğrencisi. Dedim ki bir metot denemesi yapacağız. İsteyen çıksın. Çıkmadılar. Ve Elif'ten başladık işte. Böyle harfler, mahreç, telaffuz böyle filan. Her hafta gidiyorum. 7-8 hafta. Hep bir ağızdan da tekrar ediyorlar. Bu askerde öğrendiğim püskürtme metodunu. 8 hafta falan gittik herhalde. Sonda dedim ki nasıl, Arapça zor mu? Hayır, öğrendik dediler. Yani 8 haftada Arapçanın öğrendiği falan yok ama Arapça zordur balonu patlamış oldu. O duvar yıkılmış oldu. Saha araştırması yaptık. Ha, bu böyle öğretiliyor. Derken 74'te ilk defa Arapça öğretim hizmetçi öğretim kursu açıldı. Orada görevlendirildim. Bizim fakülte şeyde enstitüde açıldı. Bağlarbaşı'nda. Her şeyden okuldan bir Arapça hocası, İstanbul'dan iki hoca geldi. Ahmet Kahraman, Yusuf Karaca. Orada bakın dedim böyle bir metot var. Pek hoşlarına gitti arkadaşlarım. Mumlu kağıttan yaptık böyle. O kursa katılanlardan biri de Mustafa Varlı idi. Yani kibarlık etti. Ben Arap'ım, Arap asıllıyım falan demedi. Hataylıdır o. Bizim evde Arapça konuşulur dedi falan. Hakikaten de Arapçaya hakim. Onda katkılar oldu. Onu da dahil ettik. Daha sonra kitaplara. Mustafa Varlı'ya tanışmamız kursiyer olarak geldi. 74'te falandı herhalde. Daha o kış
kulağımıza geldiğine göre o zaman kitap falan yok İmam Hatiplerde. Yani bir takım işte teşebbüsler var, ders kitabı yok. Bakanlık yardımcı ders kitabı kabul ediyor. Meslek dersleri öğretmenleri toplanıp hangi kitabı okuyacaklarına karar veriyorlardı. Böyleydi o zaman tatbikat. Daha o kış bilmem Bursa'daki İnegöl'e göndermiş gene elindeki teksiri. Daha o kış kitap falan yok. Yayılmış bu metot. Milletin hoşuna gitmiş demek. Sonra rahmetli Turan Kömürcü geldi. Anlaştık. Turan Sevgili de yazılarını yazdı. Yani yazılar da Sülüs de değil, Kırma, Talik de değil, böyle. O zaman bu şey böyle elle yazıyor, klişeler hazırlandı. Klişeye de girip kesip yapıştırıyoruz. Ben de yardım ettim Duran Kömürcü'ye bu kitapların çıkmasında. 7 tane çıktı böyle. Bunların öğretmen kitapları da vardı. Öğretmen kitaplarında şey de vardı. Açık cevapları da vardı. Öğretmenlere kolaylık olsun diye. Hocam şu an elinizdeki o ilk el yazması olan şey mi? O ilk yazılan baskı mı? Nüshası mı? Az önce gösterdiğiniz. Tabii. Turan Sevgili yazıyor bunları. Klişeye çekiliyor. Klişe yapıştırılıyor. Öteki tarafa da dizgi yapıştırılıyor. Çok zahmetli çıktı bunlar. Rahmetli Turan Kömürcü'yle uğraştı. Ben de yardım ettim yani. O klişeleri yapıştırdık. Hatta bir keresinde şey anlattı. Emin neydi o Kur'an-ı Kerim hocası? Emin Işık mı hocam? Evet. Fakülteye dönünce Kur'an-ı Kerim hocalarına da Allah rahmet eylesin Arapça dersi vermişler. O da tutmuş bizim kitaplardan birini okutuyormuş. Oku demiş talebeye, kendisi anlattı bana rahmetli Emin Işık. O da okumuş bir yerden klişe bastı, şey yaptığı için düşmüş o klişe. Yok yani Arapçası yok, klişe düşmüş. Hocam yok filan. Sen yaz onu, maksuz ol yazmışlar, tamam dedim diyor filan. Görmüyorum metinde, klişe düşmüş. Yani çok iptidai şartlarda hazırlandı o kitaplar. Şimdiki gibi öyle kompütörde filan. Nerede şimdi? Çok kolay. Sonra o kitaplar bir müddet kullanıldı. Derken bakanlıkta Hikmet Özdemir, şube müdürü de Suat Çebeci'ydi. Dediler ki ya bakanlık ders kitabı yazdırmak istiyor Arapça için. Peki girerim dedim ama Cemal Muhtar Hoca da girsin, Mustafa Seçkin de girsin. Tekrar kararname çıkarmak uzun iş falan dediler. Olmadı, bizim üçümüz adına bir şeyler hazırlandı. Yazdık, böyle bakanlık bastırdı orta kısmını. Böyle. Sonra yardımcı kitap diye Suat Çebeci'ne gene bir şeyler hazırladık. Yani kolay öğretilsin diye uğraştık durduk yani. Ve o kitaplarda benim diyeceğim var tabii. Yani bakanlık istediği için öyle yazdık sırf Arapça. Şimdi gördük. Nasıl? Anlamadım. Kapattım hocam ben. Sesi kapattım. Peki. Uzaktan geliyor, anlaşılmıyor. Peki. Şimdi yabancı dili örnek almışlar. Yabancı dilde hiç Türkçe yok diye. Arapçada da öyle olsun. Talim terbiyenin işi tabii. O talim terbiyede kimler var bilmiyorum ki. Siyer diye şey yapmışlar. Bir keresine yazdım. Ya bu siyer değil, siyret. Osmanlıların siyer-ül enbiya oluyor. Nebilerin siyretleri. Şimdi tek bir nebinin siyreti. Yok şöyle de böyle de abidik kubidik bir cevap geldi yani. O talim terbiye nedir, ne yapıyor bilmiyorum. Talim terbiyenin marifeti tabii. Şimdi Batı dilleri öğretirken Türkçe karışmıyor. Sırf öyle olacak. Ya Batı dili, ben İngiltere'de bulundum işte. Şimdi adam dil okullarına gittim. 40 milletten talebe var. Onların her birinin dilini öğrenip de onların dilini açıklayamaz ki adam. İsterseniz İngilizce açıklıyor. Fransızca da öyle. Bizde hoca da Türk, talebe de Türk. Türkçe açıklamak daha kolay. Yok. İlle adam koltuk diye yeni geziyor.
biz de koltuk deneyiyle gezeceğiz. Yani bu taklitçilik çok fena bir şey. Şimdi nasıl da artık bıraktım ben işin ucunu. Sırf Arapça öğretilecek falan. Ya Türkçe kolaylık varken niye sırf Arapça öğretilsin ki yani? Ha, çok yüksek şehirlerde, üniversite şeyinde falan Arapçayı hallettikten sonra düşünülebilir bazıların Arapçası falan. Nitekim Turan Hoca'nın dekanı olduğu şeyde Arapça derse falan veriliyor şeyler. Tamam. Ama İmam Hatip'te sırf birinci sınıftan başlayacak, sırf Arapça falan olacak şey değil yani. Özenti bu. Kilometre doldurmak. Neyse. Bu arada Arapça, Türkçe sözlük yazdım. Bunun birkaç baskısı yapıldı. Sonra Cemal Muhtar Hoca'yla bu El Arabiye El Vadiha, onu hazırladık. Mustafa Seçkin'le Arapça için gene böyle şeyler hazırladık. Yani metinler var, kelimelerin dökümü var, sorular cevaplar var. Yani çünkü bizde öğrenci kaideyi öğreniyor, kaideleri. Metne gelince adeta korkuyor yani. Metne alıştırmak lazım. Onun için şeyler yaptı. Gene Cemal Muhtar Hoca'yla bu açıklamalı hocayı yaptık. Hocam piyasada galiba en fazla talep gören, benim gördüğüm kadarıyla, sayısal olarak bir şey diyemeyeceğim ama Arapçayı öğreten kitap galiba. Evet, o bu şeye geldi. Onun da macerasını anlatayım tabii. Bu ismi çok enteresan geliyor vatandaşa. Yani rafta hakikaten öğretir yani bu. İşte bir sürü ders var. Her gün sadece bir dersi yapacak. Taze kafayla ama sabah namazından sonra mesela. Sadece bir dersi 2 saatte falan yapar insan. Başka şeylerle kafasında olmayacak ama onda yani meşgul olacak. Vallahi 3 ayda çok iyi bir yere gelir. Bir şeyleri var. Bu nasıl oldu onu anlatayım. Bu arada 91-95 arasında Malezya'da bulundum. International Islamic University. Oraya gittik. Osmanlı tarihi okutmam gerekti. İyi de oldu. Gavurların Osmanlı tarihi nasıl karikatür haline getirdiğini gördük. Şeyler yazdım yani. Kitaplar yazdım. Basıldı. Ve şimdi Osmanlı tarihiyle meşgulüm yani. Orada yazdığım kitap bu. Ve orası bastırdı 99'da. Ben 96'da döndüm ama 99'da çıktı. Ve 1289 dedik. 1288. Halbuki resmi şeye göre 1299. Karacahisar'da Tursun Fakih'in Osman Gazi adına Cuma hutbesi okuduğu dakikada 687 Hicri yılında Osmanlı Devleti kurulmuştur. 1288 nokta. Ötekiler bırakıldığı yerde otluyor. Okumuyorlar. Karacahisar bugünkü Eskişehir içerisindeki değil mi hocam? Eskişehir yakındaki, evet. Eskişehir yakınındaki. Talebelerimize bizi götürmüşlerdi böyle. 3 kilometrelik yoldur. Evet. O camide, aynı cami değildir ama orada Tursun Fakih'in Osman Gazi adına hutbeyi okuduğu dakikada Osmanlı Devleti kurulmuştur. Bayrak direğe çekilmiştir. Rahmetli profesör bu neydi adı? Meşhur ismi aklıma gelmiyor şimdi. 1302'ye götürüyor. Halil İnalcık. Yani Osman Gazi Koyunhisar şeyinde Rum İmparatorunu yendiği için falan diye. Ben de diyorum ki hayır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilk Cuma hutbesini hicret sırasında Mekke'deki baskıdan kurtulduğundan sonra daha Medine'ye varmadan, Yesrib'e varmadan Ranuna Vadisi'nde kıldı. İbn-i Hişam siretinde yazıyor. Orada müstakildi. Hutbe istiklal alametidir. Kahraman adı verilen Maraş'ta Osmanlı yıkılmış, cuma kılacaklar. Kalede Fransız bayrağı var. Fransız bayrağını indirip de cuma kılıyorlar. Cuma hakimiyettir. Herkese nasip değildir. Erkek, er kişiye gerekir. Mukim olması gerekir. Yani neyse. 1302 diyor. Peki Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983'te kuruldu. Bayrağı var, meclisi var, cumhurbaşkanı var. Bizden başka tanıyan da yok.
milletler arası ilişkileri değişse de Amerika, Çin, Rusya, Avrupa filan 1925'te tanısa Kıbrıs'ı 1925'te mi kurulmuş olacak? 2025'te mi kurulmuş olacak? Hayır. 1983'te ilan ettik, kuruldu yani. Tanısın tanımasın. Osmanlı'da 687 1288 Karacahisar'da Osman Gazi adına Dursun Fakih tarafından Cuma hutbesinin okunduğu dakikada kurulmuştur. Neyse. Malezya'da Arapça ve İngilizce öğretim. İngilizceden öğrenen iki derste Arapçadan verecek. Bir Kim adlı Müslüman olmuş Çinli vardı. Ahmet Davutoğlu ona ya Müstakim adını da takmıştı. Böyle şey yaparken işte Arapçadan korkuyor falan, ya ben ona Arapça kursu vereyim dedim. Ve o Kim'le dersler bittikten sonra kursa başladık. İmam Hatipler'de yazdıklarını aklımda kaldığı kadarıyla ve hoca arkadaşların hanımları da katıldı. Bu katılanlardan Ankara'da şimdi emekli olan Profesör Selahattin Eroğlu'nun hanımı o kursta öğrendikleriyle imtihana girdi. Bir yılda bir yıl alıştırma şeyi var. İslam sırf Arapça. Ondan imtihana giren, imtihanda başarılı olanlar devam ediyorlar üniversiteye. O orada bir yıl okumadı. Bizim kursa öğrendikleri imtihana girdi. 90 küsur puan aldı. Okuma hak kazandı. Yani mücerrep, hiç şakası yok. Ve orada akşamüstleri yapıyoruz. Arkadaşların hanımları, bir de o Kim, Kim devam edemedi ya Müstakim. Bir Hadice Başarovil vardı şeyli, Singapurlu. Ta Kuala Lumpur'un bir saatlik trafiğinden geliyordu. Bu odaklanıyor bir şeye diye yani. O metodu kavramış, hoşuna gidiyordu yani. Neyse. Orada öğrendik, aklımda kalanları yazdım. Kitap falan yok. Yani gene şey böyle. İngilizcesini Muhammed Bedevi vardı. O gene İngilizcesini gözden çevirdi. Bir şeyinde o yazdı. Sonra bunu artık iki şey olması diye bunu gelince fakülte vakfı bastırdı. Bu İngilizcesidir. Bunun İngilizcesidir. Arapça öğreten kitabın. Sonra onu Türkçe'ye çevirdim. O, bu da bir alem. Şimdi Erşahin Bey fakülte sekreteri fakülteye geldik 96'da. Rektör efendi bir adam da işte solcu falan oldu şöyle tıp fakültesinden, kulakları çınlasın. Çınlasın yani. Sağ olsun en o zaman için en gelişmiş kompütörü tahsis etti. Erşahin Bey de bu işlere çok usta. Oturup yazıyor bu şeyleri. Yazdı bitirdi ama Türkçe'ye çevirdik. 28 Şubat 1997 felaketi geldi. O resmen yani 28 Şubat 1997'yi anlatmak için Türkçe'de ne kadar kötülüğü, fena şeyleri anlatan kelime varsa böyle yan yana yazacaksınız. Arasına artı koymayacaksınız, çarpı koyacaksınız. 28 Şubat budur. İşgal ordusu olsa o kadar açık yapamazdı. Hep söylüyorum ben şimdi Osmanlı tarihiyle meşgulüm. Tanzimat'ta beri gelen, Tanzimat'ta kıble değişti. Mekke değil, artık Avrupa'dır kıble. O kıbleye göre yerleştirildi. 8 nesil, bütün mesele burada, düğüm noktası bu. Türkiye'de 8 nesil ve devamı kıblesi Avrupa olarak yetiştirildiği için deli gömleğini çıkarmaya uğraşıyoruz şimdi. Bütün mesele bu. Neyse. Kitap hazırlandı. Rektörün arası Yökle'de çok iyi. Bize 10 sene öğrenci vermedi Yök. 10 sene. Ben 49'da İnönü'nün giderek kurduğu Ankara İlahiyat Fakültesini bitirmişim. İmam Hatip Okulu'nda öğretmenlik yapmışım. Gene devletin müesseselerinde çalışmışım. Her yıl sicil almışım. Ne olduğum belli yani. Ama bana
öğrenci verilmedi. 10 yıl öğrenci verilmedi. 12 sene hocam, 12. 12 mi? Ha, evet. Yani benim aklıma öyle kalmış. Ve Hüseyin Çelik Bey'i burada teşekkürle anmak lazım. Milli Eğitim Bakanlığı idi. Biz Erşahin Bey'le kaç defa gittik yani şeye, Ankara'ya. Ne kaç defa gittik. Orası yol oldu böyle. Ve yazdığımız dilekçeler var. Türk dünyasından gelsin, sırf erkek öğrenci gelsin, Türk dünyasında Hristiyanlık yayılıyor falan. Neyse, hatırladıklarım diye yazdım. Çıkar inşallah kitap, orada var. Yani nerelere yazmadık? Milli Güvenlik Kurulu'na gittik. Milli Savunma Bakanlığı'na gönderdik. Resmi dilekçeler. Neyse. O şeyde Hüseyin Çelik Bey fakülteye geldi. Oradan YÖK Başkanı'na telefon etti. Böyle öğrenciye anlatır gibi. Öfkelenmeden, büyük bir sabırla. Yani o adamın sırf o hareketinden dolayı belki ahireti kurtulmuştur yani Hüseyin Çelik'in. O kadar uğraştı fakülteye. YÖK öğrenci versin diye vermediler. Karar çıkartıyoruz. 30 kişi, 40 kişi ihtiyaç yokmuş. Şimdi ihtiyaç olmadığı için 100 tane ilahiyat fakültesi var. Böyle yani asker işgali olsa böyle yapamazdı. Yabancı bu diye hiç tepki görürdü yani şeyler. O 28 Şubat böyle maşayla tutulacak yeri yoktur yani. Felakettir. Tabii o gelince YÖK'le arası olan bizim rektör, ki o yürüyüşte ordu göreve diye pankart falan var. O yürüyüşte de bunlardan olduğu halde yani bastırma cesaret edemedi. Tahsisat yokmuş. Öyle miydi Erşahin Bey? Duymadı galiba. Erşahin Bey mikrofon açık hocam. Ha yani yok, kapalı onun şeyi. Yok. Ha. Evet hocam, haklısınız. Bastırılmadı. Sonra biz kendi imkanlarımızı bastırdık. Erşahin Bey şey yapmıştı. Ensar epeyce baskısını yaptı. Sonra Muhammed Bey bunu renkli yapalım dedi filan. Görüştük. Akdem'e alıştık ve hakikaten çok da iyi duruma getirdi. Bunda şey de var. Telaffuz var. Şeylerin alıştırmaların cevapları var. Ve kaç? 200 küsur bin herhalde baskı. 210 bin diyor. Evet. Toplam baskı. O belediye şeylerine falan kullanılıyor. Yani halktan da kullanan var. Şey geliyor bana, müracaatlar. Cevapları veriyoruz. Halktan da takip edenler var. Öğretiliyor yani. Şimdi hocam şu an arkadaşlar soruları varsa. Evet, ben tam onu söyleyecektim. Yani şu an saate baktım. Hakikaten o kadar akıcı, o kadar tatlı bir şekilde anlatıyorsunuz ki Allah razı olsun. Böyle tarihe gidiyoruz. Evet, bir saati geçtik. Fakat ben şey var, tabii şu an bize evet olursa böyle yani ortaokulda veya lisede Arapçayı şöyle böyle bilen bir hoca, öğretmen bunlardan Arapçayı öğretebilir. Bunları da hazırladık. Fakülte vakfı bastırdı iyi bir şekilde. Ama pazarlamak başka bir şey tabii. Yani o ayrı bir şey. Yoksa kağıdı şey falan gayet iyi. Artık Osmanlı tarihiyle hocam, devam ediyor tabii. Evet, Allah kolaylık versin. Tabii şu an bizi hem bu Zoom platformunda hem de farklı platformlarda dinleyen, izleyen çok sayıda Arapça öğretmenimiz var. Vardır büyük ihtimalle. Tabii çok kıymetli, tecrübeli hocalarımız da var ama onları şimdilik böyle bir tarafa alıyorum. Arapçaya yeni başlayan, Arapçaya yeni öğretmeye başlayan genç arkadaşlarımıza ne önerirsiniz hocam? Mesela ben İmam Hatip Lisesi'nde Arapça öğretmeniyim. Okulumuza kaydolmaya gelen öğrenciler isteksizlik görüyorum. Diyorum ki niye istemiyorsun sen bu okula gelmeyi? Hocam işte burada Arapça var. Arapça çok zormuş. Yani derse katılıyor, yine zor olduğunu görüyor. Yani hakikaten o ön yargıyı yıkmak çok zamanımızı alıyor. Nereden başlayalım, ne yapalım, neler tavsiye edersiniz hocam? Yani siz Arapça kolay diyorsunuz, biz kolay diyoruz. Burada bir vesile oldu. Şimdi emekliye ayrıldı. Eski
Hendik kaymakamıyla tanışmış olduk bir vesileyle. Konuştuk filan. Ya bunları anlatsanız filan dedi. Sonra bazı İmam Hatip hocaları, müdürler filan geldiler. 15 günde bir burada Pendik'te konuşmalar yaptım. Bu konuşmaların bir kısmı, biraz kitap reklamı da yapalım, öyle anlaşılır ama varsa anlaşılsın. Analitik Osmanlı tarihi, Osmanlı'dan günümüze değişme maceramız adlı iki kitabımda anlattım yani bunları. O toplantılarda bunların hepsini anlatmadım yani. Fatih'e kadar geldik, sonra araya bir tatil girdi falan olmadı. Orada da bazı müdürler, ya dediler Osmanlı tarihi böyle hakikaten hiç yok. Hangi kitabı filan. Reklam olur diye söylemedim. Osmanlı tarihinden Osmanlı tarihi bu. Okuyan adam olur, hiç şakası yok. Bırakalım tevazuyu bir yana. Orada söyleyemedim. Olmayacak yerde böyle tevazu tutuyorum. Şimdi tevazu filan göstermeyeceğim. Bu kitaptan 3 ayda adam öğrenemezse adam değildir. Buyur. Bu kadar iddialı diyorsun ya, bu kadar. O kadar. Yani Selahattin Bey'in şey yaptı. Nedim Orhan Hoca vardı, baş muavindi o zaman enstitüde. O dedi ki ya halktan birisi senin bu İmam Hatip kitaplarına Arapça öğrenmiş dedi. Cemaatten birisi. Fakülte camiine gelen. Adam benimle Arapça konuştu. Bizim İmam Hatip okullarından kullanılan Arapça kitaplarından vermiş. Cemaatten birisi, orta yaşlı bir adam. Tekrar ediyorum. Bu kitaptan Arapçayı günde 2 saat taze kafayla çalışıp da öğrenmeyen geri zekalıdır. Ha, öğretmen adamı var. Birisi demiş ki, hem de Enver Ziya Karal, Allah selamet versin, hayata ise Celal Karakılıç Hoca diyor, ilk mezunlardan vefat etmiş, rahmet eylesin. Enver Ziya Karal çok makul bir adam da değil, mason. Bir derste diyor, İlk mezunlar hep koşup dil tarihi falan ders dinlerlermiş Ankara'lara. Dersi bitirdi diyor, İnkılap tarihi. Kitabı koydu. Resmi olarak biz bunları anlatıyoruz ama zamanla gerçek tarihi siz okuyacaksınız dermiş. Enver Ziya Karal. Belki bu şeyi cümlesinden dolayı da yerlenir. Kim bilir? Tekrar ediyorum. İmam Teki Hoca, tamam ben resmen falanca kitapları okutuyorum ama şunu bir okuyun desin. Bunu yani ben kitap reklamı yapma töhmetini göze alarak bunu söylüyorum. Çünkü bundan... Estağfurullah hocam. Öyle. İyi tanıtmak lazım boyunumuzun yani borcu. Arapça Osmanlı tarihini öğrenmek isteyen de bu kitabı okusun, bir okusun bakalım. Eyvallah. Allah razı olsun. Hocam şu an ben ekranda Arapça öğretiminde mihenk... Şey değil ama bazı şeylerin söylenmesi lazım. Evet, Allah razı olsun. Benim diyeceklerim bu. Eyvallah. Arapça öğretiminde mihenk taşlarımızdan Ahmet Turan Arslan hocamı görüyorum ben ekranda. Evet, hocam da pür dikkat takip ettiler sizleri. Evet, onun da görüşlerini ben almak istiyorum. Hem Mehmet Hocam'la ilgili görüşlerini, hem Arapça öğretimiyle, Türkiye'deki Arapça öğretimiyle alakalı. Ahmet Duran Arslan Hocam, mikrofonunuzu açmak için izin verdik hocam buradan ama toptan kapatmıştık. Açıldı şimdi herhalde. Evet, açık hocam şu an, evet. Efendim ben dinlemek üzere geldiğim için tabii hocamı pür dikkat dinliyorum. Epeyden beri hocam hayırlı akşamlar diliyorum bütün arkadaşlara, dinleyicilere. Hocam. Efendim hocamı da özledik tabii, onun için ben de özlemle dinledim. Allah razı olsun, hocamızın bu gayreti herkes tarafından biliniyor ve takdir ediliyor. Eskiden beri o püskürtme metodu İslam Enstitüsü'ne geldiği zaman tabii hepimiz için bir yenilik olmuştu. Bu şeyleri, gayretleri hocamızın hiçbir zaman unutulacak gibi değildir. Hakikaten Malezya'da da beraber olduğumuz zamanlarda o gayretlerini hatırlıyorum. O İngilizce kitapların epey maceraları var değil mi? Arapça öğreten kitap işte. Ondan sonra iyi oldu. Burada şey yaptı. Hocam dediği gibi hakikaten bazen tevazu gösteriyor. Bazı şeylerde kendi şeylerine ama hakikaten şey etmek lazım. İmam Gazali bir şeyde bir yerinde diyor ki kitabın İhya'nın. İşte mesela
farzları ihya için, ifade için riya olur mu? Yok, o hayır diyor. Orada riya olmaz. Şimdi hocam burada sizde hakikatleri anlatmak, kitapları tanıtmak, yani ehline ulaştırmak, muhtaç olana ulaştırmak için bazı söylemek, yani reklam olacaksa olacak. Reklam şu manada insanlara duyurma kabilinden. Tabii. Hakikati duyurma kabilinden söylemek lazım. Arkadaşlar da bilenler söylemesi lazım. Ve uygulanması lazım. Buyurduğu gibi hocamın, yani tabii söylediği söz belki bazıları şey yapabilir ama yani burada ciddiyetle okunmak lazım. Ben de bazı arkadaşlar söylüyorlar, işte en iyi metot hangisi hocam? Eski metot var, yeni metot var, şöyle var, böyle var. En iyi metot diyorum niyet etmek. Yani evvela kendin bir karar vereceksin. Niyet etmek malum karar vermek demektir. Karar verin olunca oluyor. Hocamın demin bir şahıs camide cemaatten birisi öğrenmiş dediği zaman ben de şey yapmıştım. Tunus'tan döndükten sonra hocamın tavsiyesiyle yine ben de o Mahat Burgiba'ya gitmiştim. Hakikaten iyi oldu. Bizim ilk defa ben hocamın tavsiyesiyle fakülteden ben gitmiş oldum Tunus'a. Çok arkadaşlar sonra şey yaptık, gönderdik. Orada şunu söylemek isterim. Bir döndükten sonra baktım, bir arkadaşa rastladım. Genç biri dedi ki, ben dedi, sen dedi Arapça konuşuyor baktım. Nerede öğrendin dedim Arapçayı. Ben dedi Mehmet Maksudoğlu Hoca'nın kitaplarını okuyarak öğrendim. Ya dedim o Mehmet Hoca benim hocam, bu kadar faziletlerini biliyorum da bu kadar bilmiyordum dedim. Bu kadar kitabı okuyarak nasıl oluyor dedim filan. Dedi ki hocam dedi, ben bu kuralları işte cümleler kısa zaten dedi anlıyorum. Anladıktan sonra ben dedi şeyde mi, Giresun'da mı, İskenderun'da mı ne, oralarda oturuyorum dedi. Oradan dedi şeyler, Suriye radyoları, Suriye televizyonu çekiyor demişti. Oradan hep takip ediyorum dedi onların işte haberlerini filan da. Ben böylece pekiştirmiş oluyorum dedi. Cümleleri de pekiştirmiş oluyorum dedi. Tabii o kurallar, yani hocamın kitaplarındaki o kuralları öğrenmekle sadece Arapça ondan ibaret değil tabii. Onlar bir şeydir, basamaktır birinci şey olarak. Önce onları kavradıktan sonra devam edecek kişi. Yani ehabbul amali ilallahi edvemuha ve inkalle, malum az da olsa devamlı olarak yapandır. O işe kendini gönlünü veren, yani hocamın söylediklerinden ben öyle anlıyorum. Yani kendi gönlünü veren bir adam diyor ya, yani sabah namazından sonra dediği, yani açık gönüllülükle onu öğrenmek kastıyla o olursa hakikaten öğrenilir. Öğrenilmeyecek bir şey yok. Yani bunlar, ben de hocam gönderdiği zaman tavsiyesiyle gittim işte. Orada baktım ki yahu bizim buradaki en, affedersiniz, en zayıf talebemiz de, bir orada birileri var. Avrupalılar pat küt böyle, hele İngiliz şeyle Fransızlar şeyler söyleyin onu, Rusların filan aksanı malum. O telaffuz edemiyor filan, dahi bir ayını çıkaramıyor, hayı çıkaramıyor. Onlar daha rahat konuşuyor bizden daha çok. Halbuki bizim okuduğumuz kitaplar, yani Türkçedeki kelimeler onlardan daha fazla. Ama biz kullanmıyoruz, hep kaçıyoruz tabii, korkuyoruz. Ve bizim tabii Türkiye'de böyle bir şeyin konuşulması da bile yoktu. Yani demin hocamın orada Tunus'taki şeyler tarihinde biz de yeni başlamıştık burada Türkiye'de. Ben şimdi bizim fakülte talebelerine diyorum ki, ya siz Kadir Gecesi mi doğdunuz, ne böyle? Diyorum yani şimdi siz hep şey yapıyorsunuz. Böyle eskiden biz diyorum böyle, bu nerede okunur, bu konuşulur mu, yenir mi, içilir mi bu Arapça, böyle hayalinde şeyimiz yoktu. Yani okuyoruz sadece, biz ilk eski metotla başladık. Nasır Ayansur'un, Nasır Afe ve Nasır'un, Allah gidiyor. Ama bu ne işe yarar, nerede kullanılır, kabirde mi işimize yarar, dünyada mı ne işe yarar, o konuşulur. Konuşulan bir dil olduğu şeyi, kavramı yoktu zihnimizde. Sadece söylüyor, biz papağan gibi tekrarlıyoruz. Daha sonra şeyler gelişti. Onun için hocamın tabii bu bir haber daha sevindirici olmuş oldu. Demek hocam hatıralarını yazmış. Ben ondan onu anlamış oldum. İnşallah yakın zamanda efendim çıkar. Biz de istifade ederiz. Bütün arkadaşlar da istifade eder hocam. Çok iyi olmuş. Biz böyle hocalarımızın hatıralarını yazması. Şunu söylemek istiyorum Turan hocam. Şimdi yanlış anlaşılmasın, o Emsile Bina Maksud filan çok sağlam öğretiyor. Yani ben sonradan aldım o kitapları, baktım. Çok sağlam. Evet. Ama ondan istifade etmek için bir hoca olacak.
birkaç kişi olacak. Medresede öyleydi. Belli sayıda odalar vardı zaten. Tabii. Öyle şey. Yani İmam Hatip 50 kişilik eskiden 50 kişilik sınıflar. 50 kişilik sınıfa uymuyorum metot. Mesele orada yani. Tabii hocam. Yoksa tabii yani. Onu evet. iyi bilen birisi meraklı küçük sayıda kişilere çok sağlam grameri öğretebilir. Ama gramerle iş bitmiyor tabii. O ayrı. Evet. Tabii. O grameri geliştirmek lazım. Hoca, bir de Ziya İbrahimoğlu hoca, Ziya İbrahim ona konuşanlar iyi oldu. Ziya İbrahim hocanın müthiş bir metodu var. 45 günde hiç bilmeyeni Arapça öğretti. Evet. Müthiş bir şey. Yani devlet olsa elinden tutar, Türkiye'yi Arapça öğretim merkezi yapar. 45 günde hiç bilmeyeni Arapça öğretti. Evet. İlyas hoca da konuştum bence. Ziya İbrahim hocadan. Evet. Tabii Erşen'de... Ziya hocam hatta mı? Burada mı şu an? Hocam evet. Mikrofonunuz evet hocam. Teşekkür ediyorum ben herkese. Allah razı olsun Ahmet Turan hocam. Sizlere tanışmak uzaktan da olsa büyük bir şeref bizim için. Zevkti. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Şeref verdiniz hocam. Eksik olmayın. Evet Ziya hocam. Mehmet hocam 45 günde öğrettiğinizi söyledi. Evet hocam. Bizim kamplarımıza şeref verdi, katıldı, gördü. Tabii müşahadesini söylemesi bizim için çok kıymetli. Arapça ile ilgili biliyorsunuz biz çalışmayı Mekke Üniversitesi yapmıştık. 1980 yılında Mekke Üniversitesi dünyanın 80 dil alimlerini üniversiteye çağırdı ve 10 yıllık bir çalışma yaptı. Mekke Üniversitesi'nin hazırladığı kitap ticari olarak piyasada satılmadığı için pek meşhur değil. Ama bu sahada yapılmış ilk çalışma. Ben de o çalışmalara fiilen katılma şansı buldum. Sonra da o çalışmaları Türklere Arapça öğretimine uyarladım. Arapça ile Türkçe arasındaki müşterek kelimeleri yeniden bizim anlayışımıza göre bir sıralamaya tabi tuttuk. A, B, C listesi yaptık. A listesinde lise mezunu bensin de anlayabileceği nutuk farklılığı olmayan, mana farklılığı olmayan kelimeleri düzenledik. O kelimelerle oluşan bir ödev çalışması yaptırdık. Ve ondan sonra da dil kampını alarak talebeleri 45 günde konuşur anlar hale getirdik. Bizim programımızın ikinci kademesi okuma yazma, üçüncü kademesi de gramer. Yani ilk okuma yazmadan başlıyoruz. Okuma yazmadan başlayınca bunun süresi 45 gün. Ondan sonra konuşma ve anlamadan başlıyoruz. Onun süresi 45 gün. Ondan sonra okuma yazmayı devam ediyoruz. Onun süresi bir ay. Gramer bölümünde de 6 aylık bir süreyle gramer okuyoruz. Böylece bir 8 aylık sürede Celaleyn tefsirini okuyup anlayacak seviyede tabii lügat yardımıyla öğrenci yazılıyoruz. Ama 45 günlük kamplarımızda Arap hocayı dinleyip Arap hocadan istediğini sorabilecek seviyeye getiriyoruz. Ziya hocam senin anlattığından şöyle bir şey çıkardım ben. Bizdeki metot tam tersi. Yani ben 1974'te başladım. İşte hocamın az önce ifade ettiği yani İmam Hatip okullarının kapanma, aslında fiili olarak kapanma değil ama Arapça ve Kur'an-ı Kerim o zaman yoktu ben başladığımda. Normal okullar gibi. O günden başladık. Önce yazma, Elif B'yi öğreniyorsun. Sürekli yaz, 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 devamlı yazıyorsun. Ondan sonra gramere giriyorduk yoğun bir şekilde. İşte isim cümlesi başlıyorduk Mehmet Hocam. Yani müpteda, haber, daha hiç konuşma vesaire hiç yok, kelime bilgisi yok vesaire. Hakikaten o günden bugüne kadar da yaklaşık olarak bir 10-12 yıl önce işte bazı seminerlere falan gitmeye başladığımızda bugüne kadar öğrendiğimiz metodun yanlış olduğunu orada gördük biz. Ha dedim ki yani niye öğretemiyoruz? Şimdi bunun sebebi ortaya çıkmış oldu. Bakın siz 45 günde yani bu noktaya getirdiğinizi ifade ediyorsunuz. Bizim metodun tam tersiymiş yani bugüne kadar. Okuma, anlama ve konuşma yardımcısı. Arapçayı seviyorsunuz. Bir ürün üretmenin heyecanıyla ondan sonra gramerleri çok rahat. Bakınız önce gramerden başlarsanız hem krameri halledemiyorsunuz istediğiniz kalitede hem de süre uzuyor.
ama rağmen zevkli hale geliyor, ihtiyaç haline dönüşüyor. Arapçayı seviyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz. Konuşma zevkini tattığınız için gramere karşı bir ilgi duyuyorsunuz. İlgi duyduğunuz zaman işler kolaylaşıyor. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli görüşleriniz, katkılarınızdan dolayı hocam. Allah kolaylık versin. İlyas hocam, buyurun hocam. Yani Mehmet hocamla ilgili hatıralarınız. Evet, teşekkür ederim Alaaddin Bey. Muhterem hocamı hürmetlerimle, muhabbetlerimle selamlıyorum. Katılan diğer hocalarıma, arkadaşlarıma da selamlarımı arz ediyorum gecenin bu saatinde. Şimdi gasede veledün dükkâne habbâzin liyebte'a minhû râgîfen. Sene 1976. Hocam sınıfımıza girdiği zaman ilk bu cümleyi okuyarak derse başladık. Hiç aklımdan çıkmaz. Gasede veledün dükkâne habbâzin liyebte'a minhû râgîfen. İlk cümlemiz bu oldu. Hocamızın bize okuduğu ilk cümlemiz bu oldu. Aynı sınıfta okuyan başka arkadaşlarımız da var şu anda bizi dinleyenler. Sanırım akıllarında kalmıştır. Bundan daha önce 76 senesinin Ramazan ayında İslam Enstitüsü'ne giriş imtihanlarını kazanmıştık. Yani şöyle kazandık daha doğrusu. Hocam bizim Arapça sözlü sınavımıza geldi. Orada bir ufak kitap vardı elinde, belki hocam hatırlarlar. Kelamla ilgili, kelam tasavvuf karışımı bir kitap. Oradan bana bir cümle okuttu. Dedi ki yani en azından bizim talebemiz bu kadar Arapça bilmeli. Dedikten sonra dedi ki söyle bakayım dedi. Enbiya kelimesinin müfredi nedir? Orada enbiya geçiyordu. Düşündüm, taşındım, sıkındım, yaz. Ter akıyor böyle şıpır şıpır. Bir türlü söyleyemedim. Dedi ki peki dedi evliya kelimesinin müfredi nedir? Veli dedim. Peki dedi enbiyanın ne olur? Nebi dedim, şöyle bir fırladım. Rahmetli Sofuoğlu Hoca da vardı. Hoca da şöyle bir irkildi. Nerelisin dedi Sofuoğlu. Maksudoğlu hocam dedi ki ya dedi yüzüne bak anlarsın dedi nerede olduğunu. Ya Rizeli ya Trabzonlu falan. Şimdi böyle bir hatıramız çok da ben diğer arkadaşlara da söz hakkı bırakmak için. Şimdi sınıfta hocamız, Arapçamız işte zamana göre biraz iyiydi. Şimdi bakın ilk öğrendiğimiz cümle bu cümle. Hocam bu cümleyi okurdu. Bu cümleyle ilgili belki yarım saat işte bu fiildir, bu faildir, bu mefuldür, bu şundan dolayı şöyle olmuştur, böyle olmuştur. Hep basit cümleler üzerinde durarak hocam bize basit cümleleri öğretirdi. Biz o basit cümleleri öğrendikten sonra o bilgilerimiz sayesinde zor olanları öğrenme yolunu öğretti bize. Çok ağır cümleler öğretmezdi. Normal cümleler öğretirdi basitten başlayarak. Hocamızın bize öğretmiş olduğu bu normal ve basit cümlelerle biz daha üst cümleleri anlamanın metodunu, metodolojisini öğrenmiştik. Hocamızdan bunu öğrendik. Hocamız derse girerdi, şaka yapardı bazen Karadeniz fıkralarıyla falan, bize çok takılırdı sağ olsun. Biz de normal karşılardık. Anlatırdı, bir noktaya gelirdi, 3-5 dakika bunları anlatırdı. Ondan sonra derse dönerdi, dersi dolu dolu anlatırdı. Ama muhabbet zamanı da muhabbetini yapardı hocamız sınıftan. Bize çok güzel örnek oldu. Çok güzel metot verdi, yöntem verdi. Efendim o yöntemi kullanarak biz de bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Arapçayı öğreten kitaba gelince. Şimdi Arapçayı öğreten kitap, hakikaten ben de öğrencilerime hocam biz nasıl bu işi yapacağız dedikleri zaman Maksudoğlu hocanın kitabını alacaksınız diyorum. Yoksa 200 bin satar mıydı yani? Satmazdım. Hemen hemen bütün gençlerimiz. Tabii bu 200 bini ben sattırdım demek istemiyorum. Ama ben 30 seneye yakındır, bu çıkalı sanırım 30 sene olmadı da, her sene hocamın bu kitabından mutlaka öğrencilerime tavsiye ederim. Çünkü bu kitabı okuyan, bu kitaptan aldığı bilgilerle daha zor metinleri çözmenin yollarını öğrenir. Onun için hocama biz de bu kitabı alıp okuyanlardan dua ediyoruz. Bir de hocamın bir sözlük metodolojisi vardır. Şimdi hocamın Şamil Yayın Evi olacak sanırım. Hocam ufak boy değil de büyük boy mavi kaplı bir kitabınız vardı. 80'li yıllarda basılmıştı. Ben o kitaptan lügatçılık konusunda çok istifade ettim. Bir kelimeyi alıyor, o kelimenin cümlede kullanılışını veriyor.
Modern batıda da bu böyledir. Bizim geçmişimizde de bu böyledir. Mesela geçmiş klasik sözlüklerimizin Tazul Arusu, Lisanul Arabı veyahut da El Ayn'ı aldığınız zaman bir kelimenin anlaşılması için o kelimeyi verir ve bu kelimeyi cümlede kullanır. Ayetten, efendim darb-ı meselden veyahut şiirden örnekler verir. Bu böyledir. Geleneğimizde böyledir. Ama ne yazık ki Cumhuriyet döneminde yazılan sözlüklerde bu kaybolmuştur. Hocam o sözlüğünde kelimeleri aldı, örnek cümleleri verdi. Benim için de çok büyük bahtiyarlık oldu. Hocamın o metodunu takip ederek ondan sonra sözlükçülük konusunda yaptığım çalışmalarda hocamı örnek aldım. Benden sonraki arkadaşlar da inşallah hocamı ve daha sonra bu konuda kalem oynatanları örnek alarak çok iyi bir noktaya gelir diye ümit ediyorum. Ben lafı fazla uzatmayacağım. Hocama bundan sonraki hayatında da mutluluklar diliyorum. Sıhhat, afiyet diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlara da selam ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Ben dinlemeye devam edeceğim sizi. Allah razı olsun İlyas Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel hatıralarınızı paylaştınız bizlerle. Ali Mazak Hocama ben mikrofonu yöneltmek istiyorum. Hatıraları vardır muhakkak, söyleyecekleri vardır. Hocam mikrofonun izniniz var. Açık olması lazım. Şimdi açtım. Buyurun hocam. Siz izin verdiniz. Efendim cümleten saygılar. Cümle Haziruna saygılar. Hocamıza özel saygı, sevgi, hürmet. Maksudoğlu hocamız tabii lisan okutan arkadaşlar açısından metodoloji bakımından ayrı bir önemi var, misyonu var hocamızın. Fakat bir müfekkir olarak, bir düşünce adamı olarak, bir tarihçi olarak, bir numune-i imtisal karakter olarak bizim için daha başka bir önem arz ediyor. Kendilerini hürmetle, efendim tazimle burada selamlıyorum. Allah sağlıklarını devam ettirsin. Mezun olalı da her ne kadar şey de olsa, seyrek de olsa kopamadığımız hocalarımızdan birisi. İlk giriş seviye tespit imtihanı vardı Yüksek İslam Enstitüsü'ne. Orada ilk defa jüride vardı hocam. Başka hocalarımız da vardı ama benim aklımda kalan tek kişi her nedense Mehmet Maksudoğlu hocamız. Soyadıma takıldılar. Demek ki dilciliğin de bir mazak. Bu ne demek dediler? Dedim ki yani çiçeği burnunda meyve anlamında ama bizimkisi bir aşiret soyundan geliyor. Bu çiçek meyve çiçeği burnunda meyve dememden herhalde bu tevazudan kaynaklanıyor dediler. Sağ olsunlar. Mehmet Maksudoğlu hocamız bizim başka yerlerde de gerektiği zaman örnek olarak hatta kendi adımıza adaletinden de şüphe etmediğimiz pek rahat duran çocuklar değildik. Biraz yaramaz çocuklar olduk biz. Ahmet Ziya hocamız da, İlyas hocamız da bilir. Yani kendi hesabımıza inanın hiçbir şey düşünecek bilinçte değilmişiz ama okulumuzu fakülte yapıp da akademik hüviyet kazandırmak için bizden önce başlamış faaliyetleri biz ele aldık ve iddialı olarak da bunu kazanmaya çalıştık. Ama maalesef meclis gündemine kadar getirdiğimiz kanun çıkmadı. Buna tepki olarak da arkadaşlarımız haklı olarak bir tepki koydular ortaya. Bir boykot yaptılar. Okulumuzun idare kurulu, yönetim kurulu beyanname neşretti. Bu çocuklar haddi aşmıştır, ölçüyü aşmıştır efendim vesaire gibi. Ankara'da da meclis gündeminde o zaman 4 tane Milli Cephe azası var. Ama muhalefetle de gidip görüştük ki takoz olmasınlar. O zaman Ecevit'in başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi var. Onlarla da diyalog kurduk. Tabii danışarak, görüşerek, danışmaya değer bulduğumuz hocalarımızla, politik tecrübesi olan hocalarımızla gittik, görüştük. Efendim, eksik olmasınlar, ilgi de gösterdiler. Efendim, dediler ki bu bizim karşı çıkacağımız bir iş değil. Ama meclis gündemini önündekiler geçmediği için bize sıra gelmedi ve maalesef o hükümet yıkıldı. Ama bizim adımız biraz kötüye çıktı bu arkadaşlarımızın tepkilerinden dolayı. Çünkü biz de arkadaşlarımıza sahip ol. Ben federasyon başkanıydım adam yokluğunda.
Baldırı çıplak Anadolu'dan gelmişiz. Ayağımızda çorap yok. Ecevit'e gittiğimiz zaman çorabımı yeni yıkamıştım. Kalorifer üzerine serdim. Ankara Vakıflar Yurdu'nda. O ıslak olduğu için giyemedim. Ayağımı koltuğun altına saklayarak Ecevit'le görüşme yaptık efendim. Şimdi orada dedik ya bizim üzerimizde bir yine çok kadir şinas büyüklerimizin, bazı büyüklerimizin efendim bizim haddimizi aştığımız düşünen gidip şey yap bunlar demişler şu siyasi partinin borazanı vesaire. Oysa bizim hiç böyle bir derdimiz gerçek. Tabii ki genç olarak bir düşüncemiz var, bir eğilimimiz var. Yani bunu inkar edecek halimiz yok. Sizi dediler sormak istiyoruz. Hocalarınızla görüşmek istiyoruz. Dedi ki buyurun gidin merkezimiz. Yani bütün okullarda bizim mensuplarımız var. Ben deniz 7-8 okulun federasyon başkanıyım ama İstanbul kaynaklı özellikle bu tepkiler. Lütfen gidin görüşün. Bulmuşlar. Mehmet Maksudoğlu hocamı bulmuş. Hasan Fehmi Güneş. Sakarya senatörü. O zaman senato var. Bir Büyük Millet Meclisi var. Bir de üst meclis var. Senato var. Oraya atanlar ömürlük atanır biliyorsunuz. Ölünceye kadar senato. Gitmiş. Yanında başkalar da varmış. Ben onu da bilmiyorum. Hocam hatırlayabilir. Hocamla da görüşmüşler. Hocam orada nasıl anlattı bilmiyorum ama o kadar objektif konuşmuş ki yani Ecevit'in bulunduğu 30 küsür kişilik bir mecliste burada Lütfi Doğan Hoca vardı, Mustafa Üstündağ vardı, Gündüz Ökçün vardı, Emre Kongar vardı. Hepsini saymama gerek yok. Orada dedi ki bir hocaya rastladım. İnsan dedi bu kadar objektif olabilir dedi yani. Bu kadar objektif bir hoca düşünemiyordum ben dedi. Efendim İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde. Ben onun yalancısıyım. Hasan Fehmi Güneş hala yaşıyor. Efendim Ankara'da olduğunu diliyorum. Efendim hocamız hocalıkta duruş önemli efendim. Ben de adam yokluğunda şimdi hocalık yapıyorum. Estağfurullah. Bu konuda hocanın duruşu gerek fikir olarak, gerek ahlak olarak, gerek tavır olarak. Hocam şimdi bu Arapçadan bahsederken bile zaman zaman bazı ne diyelim ona saplamalarda bulundu. Osmanlı tarihiyle ilgili değil mi? Başka konularda diplomasi ilgili zaman zaman işte o cümleler çok önemli. Yani hayatımızda tanıdığımız nadir hocalarımızdan biridir kişilik olarak, duruş olarak, karakter olarak, tavır olarak, samimiyet olarak, Müslüman olarak ve Türk olarak. Eyvallah. Ne dediler? Dünya durur Türk'ün karşısında. İkinci cümleyi alamadım. Ne yapılırsa Türk karşısında durur dedi hocam. O cümleyi öğrenmek istiyorum. Evet. Bu milletin... Hocam anlayamadım. Türk olmak kolay değil. Karşında bütün dünyayı bulursun. Eyvallah. Olmamak daha da zordur. Bu defa karşında Türk'ü bulursun. Evet efendim. Evet. Emri bil maruf nehyi anil mülk. Allah geçmişimize rahmet etsin. Allah geçmişimize rahmet etsin. Amin. Onlara minnettarız. Amin. Onlara minnettarız. Hak demişler, çıkmışlar. Bayrağı böyle taşımışlar. Hocamın duruşuyla efendim bir Kırım Türkü olarak Kırım'a da 3-5 defa gittim geldim. Bugün de yine üzüntülerdeyiz. Efendim onun için geçtiğimiz yurtlarda bıraktıkları izler, hayır kurumları, köprüler, okullar ve en önemlisi insanlar efendim kültür hala yaşıyor Kosova'da, Makedonya'da, efendim Romanya'da. Her yerde yaşıyor. Allah geçmişimize rahmet etsin. Bizleri de onların yolunda daim eylesin. Efendim her milletin iyisi var. Her milletin zayıfı var. Ama bizim ecdadımız Allah rahmet etsin. Hak için her şeyi yapmışlar. Emri bil maruf hesabına her şeyi yapmışlar. Adalet eyvallah, Ali, her şeyi Ali yapmışlar. Hocam. Hocamıza minnettarız. Onun hakkındaki duygularımız bitmez. Diğer katılımcı dostlara da yürekten sevgilerimi sunuyorum. Onları görmek Erşahin, dönem arkadaşım yüksek lisanstan, İlyas hocamız, okul arkadaşımız, Ahmet Ziya Keza her zaman, diğer Ahmet Turan Aslan hocamız, bütün buradaki dostlarımız, müşterek dostlarımız, hepinize hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar efendim. Eyvallah Ali hocam, çok teşekkür ediyoruz bu değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Gerçekten Mehmet hocamı, Maksudoğlu hocamı, biz hep Maksudoğlu hoca deriz. Yani Mehmet Maksudoğlu kullanmayız. Yani Anadolu'da bizim camiada Maksudoğlu hoca. Hakikaten hep medyadan uzak kaldığı için galiba bu görüşlerini ben ilk defa duyuyorum. İlk defa şahit oluyorum. İfade ettiğiniz gibi yani Osmanlı ve Türk dünyası ile ilgili hakikaten
çok önemli tespitleri olduğunu, ben özellikle o kitabını okuyacağım, onu buradan baştan söyleyeyim. Yani biz hep böyle Arapçayı öğreten hoca olarak biliyorduk ama hocamızın çok farklı boyutlarını bu programda öğrenmiş olduk, şahit olduk. Rabbim ömrüne bereketler versin, hayırlı eserler inşallah daha bizlere lütfeder. Evet Erşahin Hocam. Erşahin Hocam söz size aktarılıyor. Buyurun, beraber çalışmışsınız galiba Maksudoğlu Hocam'la. Evet, mikrofonumu açmaya çalıştım. Açık hocam, evet buyurun. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hocalarımın karşısında bana konuşmak burada düşmez ama Maksudoğlu hocamı herkesten iyi tanıyan birisi olduğumu düşünüyorum. Çünkü benim onu tanımam sadece fakültedeki derslerinle sınırlı değil. Daha sonra hocamızla mesai arkadaşlığı yaptık. 12 sene burada Eskişehir İlahiyat Fakültesi'nin kurucu dekanı iken birlikte çalıştık, fakülteyi kurmaya çalıştık. En zor dönemlerde 28 Şubat döneminde hocamız demin tarif etti. 28 Şubat'ın ne olduğunu aralarına çarpı koyarak söyledi. Öyle bir dönemde bütün ilahiyat fakülteleri kapatılmaya, din eğitimi sekteye uğratılmaya çalışırken hocamız Eskişehir İlahiyat Fakültesi'ni kurmaya çalıştı. Açık tutmaya çalıştı, kapattırtmadı. Bu çok büyük bir başarı oldu ve şu anda fakülteden her sene 500 öğrenci neredeyse mezun oluyor. 1600 kadar öğrencisi var fakültemizin. Herkes hocamızı Arapça hocası olarak bilir. Bizim de çok Arapça derslerimize girdi. Lisans üstü özellikle yüksek lisans ve doktora da. Hocamızın birçok kitabında kitabına emeğim nasip oldu. Dizgisinde, teknik konularda. Baba oğul gibi çalıştık yani gece gündüz. Halen daha sık sık ziyaret ederim hocamı, evine gider gelirim. Ailecek tanırım. Çok iyi bir ailesi var, çoluk çocuğu. Çok seçkin insanlar yani hepsi. Hocamızı anlata anlata bitiremeyiz. Hele yüzüne karşı da böyle söylemek biraz zor bazı şeyleri. Kendisinin insanın yüzünü övmek gibi oluyor. Ama Ahmet Turan Aslan hocamızdan cesaret aldım. Az önce kendisi farzdır dedi. Farzları söylemek riyadan sayılmaz. Hocamız sadece Arapça değil, Cambridge'de İngilizce ders vermiştir. Paris'te Fransızca kursuna gitmiş. Almanya'da gene Almanca kursuna gitmiş. Ben onu İspanyolca kitap okurken gördüm. Kazakistan'da hocalık yaptı, Malezya'da hocalık yaptı. Yani hocamız tevazu için iki tane dil biliyorum diyor ama bana sorarsanız 8-10 tane dil biliyor hocamız. Eskişehir İlahiyat Fakültesi'nin kuruluş zamanında da hocamıza bir takım haksızlıklar yapıldı. Fakülteyi kurmadı, etmedi diye arkasından konuştular. Halbuki sonradan anlaşıldı 28 Şubat'ın ne demek olduğu. Yani öyle bir dönemde fakülteyi ayakta tutabilmek, açık tutabilmek bile çok zordu. Hocamız bunu başardı. Neredeyse her hafta Ankara'ya gittik fakülteyi açabilmek için. Giderken çoğu zaman kendi aracımızla gittik. Benzin parası devlete gitmesin diyerek. Bahçemizde bizim şeyler vardı. Çam ağaçlar vardı, kozalaklar vardı. Onları toplardık, arabanın her tarafına doldururduk. Ankara'ya giderken camları açardık. Birimiz sağ pencereden, birimiz sol pencereden yol boyunca kozalakları atardık yol kenarına. Hiç olmazsa bunlar bitsin diye. Hani Ankara'ya gidiş gelişimiz boşa gitmesin. Allah katında emeklerimiz zayi olmasın diye. Bugün Ankara'ya gidip gelirken dikkat edin. Karayolundan gidersen Eskişehir-Ankara arasında. Oradaki ağaçlar nizami değildir. Yani doğal olarak bitmiş çam ağaçları var. Bunu hangi şeye sorarsanız sorun ormancıya size bunu böyle tarif eder. Allah alem o ağaçlar tuttu yani o kozalar. Hocamızın bir ideali daha var tabii Eskişehir İlahiyatı kurarken. Kendisi ben idareci değilim derdi. Ama bu iş bize kaldı. Hatamız kusurumuz olursa kusura bakmayın derdi yani her zaman. Ve hocamız çok açık görüşlüydü. Çok medeni cesareti çok yüksek. Söylenecek şeyi esirgemezdi. Söylerdi. Bazı insanlar da buna alınganlık edebilirler. Ama hocamız hiçbir zaman haksız olarak söylememiştir. Kimseye zulüm etmemiştir. Okulun telefonunu bile cep telefonu vermişti üniversite kendisine. Onu harcamazdı. İade etmişti.
özel konuşmam karışır diyerek, bazen de karışmıştır diyerek cebinden para her zaman çıkarıp koymuştur okulun kasasına. Diyelim ki bir yere görevlendirildi, okulun aracıyla gitti. Dönerken saat 5'e geçti, 6'da döndük. Okulun şoförüne çıkarıp o günkü yevmiyesini verdi. Benim yüzümden mesain uzadı diyerek. Bu kadar dikkat eden bir hocamız. Ben çok şey öğrendim hocamıza. İhlasın %99'u olmaz derdi. %100 olur. Ankara'ya gittiğimizde de gitmediğimiz kurum kalmamıştır. O zaman işte MGK dediğimiz Milli Güvenlik Kurumu'na gittik. Cumhurbaşkanlarının birkaç tanesine gittik. Bülent Ecevit Başbakan da ona gittik. Her kapıyı çaldı yani hocamız. Fakülteye öğrenci alabilmek için çok uğraştı. Ama o zamanki konjonktür öyleydi. Öğrenci kendisine nasip olmadı. Emekli olduktan sonra fakültemize öğrenci alındı. Ve elhamdülillah şu anda çok güzel eğitim veriliyor. Çok güzel hocalarımız var. Belki şu an dinleyenler arasında da bizim hocalarımız vardır. Hocamızın Eskişehir İlahiyat kurarken ki ideali şuydu. Her yerde ilahiyat fakültesi var. Eskişehir İlahiyat biraz farklı olsun. Dinler tarihi alanında uzman bir okul olsun mesela diyerek yola çıkmıştı. Bunun için de iki tane dili öğrenciye burada öğreteceğiz. Birisi kaynak dili olan Arapça. İkincisi de bir tane Batı dili öğrensinler. Ve Batı'ya yönelik İslam Avrupa'da hızla yayılıyor. Onlara İslam'ı öğretecek ilahiyatçılar lazım. O da buradan, Eskişehir'den yetişsin diye böyle bir niyetle hocamız o zaman başlamıştı vazifeye. Ve elhamdülillah şu an fakültemiz iyi yolda ilerliyor. Yani hocamızın attığı tohum yeşerdi. Elhamdülillah. Erşahin Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hocam yeni binayı görmüştür herhalde değil mi? Yeni binası, camisi. Geliyor, görüyor. Bazen Eskişehir'e yolu düştüğü zaman uğruyor yani. Yani Eskişehirli olduğunu da ben bugün öğrenmiş oldum. Böyle hayatını araştırırken. O da güzel ayrı mutluluk oldu benim için. İnşallah geldiğinde haberimiz olur. Hocam elini öpme şerefine nail oluruz inşallah. İnşallah. Bilmiyorum. Allah razı olsun Erşahin Hocam. Görüşmek dileğiyle inşallah. Saatlerimiz de bayağı geç olmuş. Evet, yani vaktin, saatin nasıl geçtiğini fark etmedik. Hocamız da, çok kıymetli hocalarımız da yorduk gecenin bu saatinde. Bilmiyorum, soru sormak isteyen var mı? Bir arkadaşımızı, bir hocamızı daha belki konuk edebilirim. 10.30'da kapatalım istiyoruz. Bu arada hocam şöyle bir soru gelmiş ama ben bu soruyu çok anlayamadım. Eğer arkadaşım şu an hattaysa sorabilir tekrar. Haddimi aşmadan sormak istediğim şu diyor. Öğrencilerime ve Arapça öğrenmek isteyenlere kitabınızdan Arapça dersi vermek istiyorum. Telif hakkı anlamında bir sorun olur mu diye sormuşlar. Hayır, niye olsun? Yani kitabı aldıktan sonra mesele yok. Onu istediği gibi kullanabilir. Hoşumuza gider. Bizim sevaphanemize de yazılır. Memnun oluruz. Evet, teliften kastı acaba fotokopi çektirip çoğaltmaksa herhalde. Pek caiz olmaz gibi. Tabii yoksa. Benden çok Naşir Akdem'i ilgilendirir. Evet. Az ilgilendirir tabii. Evet. Yani internet üzerinden anlatmak diye de şerh düşmüşler. Hepimiz kullanıyoruz zaten. Yani şu an kitaplarınızdan istifade ediyoruz. O konuda hocam zaten istifade edilsin diye herhalde yayınlamış yani bunu. Ama fotokopi çok. Şunu ilave edeyim bu fakülteye öğrenci almak konusunda. YÖK'ten iki defa geldiler. Uğradılar fakülteye YÖK yetkilileri. Bütün bizim Osman Gazi Üniversitesi Senato Kurulu ve Üniversite Kurulu hocalarının da önünde onlara dedim ki YÖK yetkililerine, biz Türkiye'deki en iyi ilahiyat fakültesiyiz dedim. Hatta onlara göre makbul şey 9 Eylül ve Ankara ilahiyatları. Onun için yani oradaki arkadaşlardan oradaki arkadaşlarına çok iyi olanlar da vardır. Ama ben genel olarak dedim ki o YÖK'tekilere karşı biz Ankara ve 9 Eylül ilahiyattan daha iyiyiz dedim. Dahası dekanların periyodik toplantıları oluyordu. Metot konuşması, müfredat konuşması için filan. Onların hepsinin huzurunda ben YÖK yetkililerine en iyi ilahiyat fakültesi olduğumuzu söyledim dedim. Öğrencimiz yok. Kocaman kocaman laf ediyorum en iyi diye. Çünkü bizim
bir hedefimiz vardı. Erşahin Bey'in dediği gibi Arapçayı evvelallah 3 ayda öğretecektik. İngilizcenin zaten metodu kurulmuş, sanayiyi kurulmuş. İş ciddi tutulursa Arapçayı ve İngilizceyi konuşabilen, anlayabilen alim olma adım atmış mezunlar verecektik. İdealimiz buydu. Şimdi tabii ilahiyat fakülteleri çoğaldı. Ama o zaman için söylüyorum ben. Yani durumu biliyorum. Çünkü en eskisinden mezun oldum. En kalabalığında 9 yıl Arapça öğrendim. Daha sonra da İslam tarihi öğrettim. Millet genel olarak kilometre dolduruyordu. Öyle belli başlı hedefi olan çok az hoca vardı herhalde. Onun için ağzımı doldura doldura biz en iyi ilahiyat fakültesiyiz diyordum. Çünkü hedefimiz vardı. İki dili sağlam öğretecektik. Nasip olmadı. Büyük konuşmaya da gelmiyor. Biz öyle büyük de konuşmadık ama öyle gerekiyordu. Nasip bu kadarmış. Ne diyelim? Nasip Allah razı olsun hocam. Şahin hocam çok güzel ifade ettiler. Hakikaten ektiğiniz tohumlar şimdi çok güzel meyveler veriyor elhamdülillah. Evet, son olarak Hamdi Aslan hocama söz vermek istiyorum. Hamdi hocam buyurun, mikrofonunuz açık. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Muhterem hocamın ellerinden öpüyorum. Sağ olun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Eylül 1974, İstanbul Yüksek İslam'da bir A sınıfında hocamız derse geldi ve o gün bugündür hocamızla irtibatımız devam ediyor. O bahsedilen Arapça ile ilgili bölümdeki hocamızın Türkiye'ye ilk defa kullandığı metodu bizim sınıfta kullandı. Efendim, herkes şaşırıyordu. Biz de diğer arkadaşlara böyle yüksek sesle, hele hele ilk derslerde yüksek sesle bağıra bağıra metinleri tekrar ettiğimizde diğer sınıflardan tepkiler geliyordu. Ya ne yapıyorsunuz, ne bağırıp duruyorsunuz şeklinde. O dersteki lezzet, zevk unutulmaz. Sonra bilhassa Ali Mazak kardeşimiz ifade etti. Hocamız, burada hocam artık şeye lüzum yok. Yani biz size herhangi bir şekilde tabaspus babında söylemiyoruz. Hocamızın şahsiyeti, duruşu beni çok etkiledi. Mert, sağlam. Ondan sonra her derste mutlaka bir iki tane vecize şeklinde hocamın sözleri vardı. Hatta benim Arapça defterim hala duruyor. O tayfanın başına yazmışımdır. Hangi cümleyi söylemişse. Bazı şeyleri zihnimize sokmak için defalarca söylemiştir. Hatta yanımda Fatih Çollak benim sınıftan, İstanbul Marmara İlahiyat'ın hocalarından, sonra Vecdi Akyüz bizim sınıftan, daha başka. Ben oraya hocamızın tekrarladığı cümleyi işaretliyordum. Bunlardan birisi, ki bunu da aynısını yaptım defalarca, faydasını gördük. Hocamıza sevaplar inşallah gidiyor. Her dilin kendine göre mantığı vardır. Türkçe'ye uygun şekilde Arapçayı evirip çevirmeyin. Bunu Arap nasıl demişse o şekilde öğreneceksiniz. Tabii çok şeyler var. Mesela tarihten şahsiyetle ilgili konulardan bahsederken hocamız mutlaka unutulmayacak şekilde ifade eder. Biz de yazardık onu. Herkes Arapçacı diyebiliyor hocama. Evet, Arapçanın neşrinde en büyük paya sahip olanlardan, Allah razı olsun. Ama hocamızın öbür tarafta zannediyorum psikoloji pedagojiyle ilgili görüşleri, tarihle ilgili görüşleri. Bu arada Alaaddin Bey, tebrik ederim böyle güzel bir toplantı yaptığınız için. Yani şunu bilmenizi burada bir tek Erşahin Bey bilir. Hocamın ben baş asistanıyım, acizane. Diplomam da var, ha, icazetnamem var. Haberiniz olsun. Eyvallah, eyvallah hocam. O duruyor, yazılı kendi eliyle. Şimdi Hamdi Hoca'nın büyük hizmetleri var tabii. Yani dünyanın birçok yerlerini gezip kabiliyetli öğrencileri Türkiye'ye getiriyor.
Ahmet Turan Hoca'nın dekanlık yaptığı fakültede eğitiliyorlar. İslam'ı güzelce öğreniyorlar, Arapçayı öğreniyorlar, Türkiye'yi tanıyorlar. Ve Türkiye için çok ama çok büyük bir yatırım. Ve onun delaletiyle gittiğimiz Güney Amerika'da Şili, Arjantin, Brezilya, Ukrayna, sonra Lübnan, daha sonra Kerala'ya gittik Hindistan'a. Orada yanlış bilinen Osmanlı'yı anlattık. Bir bakın onlar daha şanslı yani. Türkiye'deki pek çoklarından daha iyi tanıyorlar Osmanlı'yı. Evet. Yani ben o kitabı boşuna göstermedim bunu okusunlar diye. Tevazu bir yana bırakalım. Yanlış biliniyor Osmanlı. Yani tarihçimiz arşive giriyor. Devlet-i Aliye, Saltanat-ı Seniye diye okuyor. Çıkıyor. Osmanlı İmparatorluğu diyor. Yüzü kızarmadan, dudağı titremeden. Bir defa imparatorluk dememiş. Yani kasap Ali hiç bıçak kullanmaz. Banker Antonio faizle iş görmez gibi bir saçmalık yani. İmparatorluk devlet kelimesinin haysiyeti var. Kingdom çapında, etat çapında, state çapında yani büyük kuruluş çapında eşkıyalıktır. Bundan haberleri yok ya. Tarihçiyim diye geziyorlar. Yapı farkı var. Kömür de karbon, elmas da karbon. Yapı farkı, atomların dizilişi elması elmas yapıyor, kömürü kömür yapıyor. İkisi de karbon. Osmanlı raiyet diyor, riayet ediyor, kolluyor idareyetini. Öteki subject diyor, boyun eğdirilmiş, yahut serf, yarı köle. Yapı değişik. Neyse uzatmayalım şimdi. Eyvallah hocam. Allah razı olsun Hamdi hocam. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Bu korona tehlikesi olmasaydı şu ana kadar fütuhat babında zannediyorum Amerika'da, Güneydoğu Asya'da birkaç tane planımız vardı. Kuzey Afrika'da. Onlar inşallah Cenab-ı Hak inşallah afiyetler versin, gerçekleştireceğiz. Hocamızın bu dil ilimleri yanı sıra işte tarih mevzuunda yazmış olduğu Osmanlı Devleti ve Müesseseleri kitabını bizim de talebelerimiz ve kuruluşlarımız var Balkanlar'da. 10.000'den fazla Arnavutça'ya tercüme edildi. 10.000'den fazla bu kitap basıldı Osmanlı tarihi. O Malezya'dayken telif ettiği kitap. Ondan sonra halen de devam ediyor. Piştine Arnavutluğun başkenti Tirana. Ondan sonra Tetova Üniversitesi, Üsküp Üniversitesi. Buralarda ders kitabı olarak okutuluyor. Hatta ilk baskısı Alsar Vakfı tarafından. Bizim öğrencimiz Marmara İlahiyat'tan. Bunu yaptığı zaman Arnavut münevverleri, bakanları, tarihçileri gelmişler. Ya siz bu kitapta şunu mu demek istiyorsunuz? Yani Abdülhamit iyi bir insandı, iyi bir sultandı demek mi istiyorsunuz diye sormuşlar. O da demiş ben demiyorum. Müellifi yazmıştır Profesör Mehmet Maksudol Hoca. Ya ilk defa duyduk böyle bir şey. Beni aradı. Dedi hocam Maksudol Hocam acaba buraya teşrif eder mi? Yani burada çok sualler var. Entelektüel tabaka tarafı. Dedim hocam nasıl? Gideriz madem hizmet var dedi gittik. Hocam Allah razı olsun. Tiran'ın en büyük oteli salonunda ve çok seçkin bir tabakaya bu görüşleri tek tek anlattı ve şu cümlesi çok güzel oldu. Ben hem hocam olarak hem de bir Türkiye mümessili olarak kendisiyle çok iftihar ettim. Dedi burada yazdığım her cümlenin arkasındayım. Hocam böyle konuşur zaten. Buyurun dedi. Meydan okudu. Sordular Modrar en sonunda Balkanlarda Osmanlı'ya bakış değişti. Ukrayna'da hakeza, Kerala'da, Güney Hindistan'da işte 2019'un son ayında gitmiştik. Aynı şekilde Brezilya'da, Arjantin'de, Şili'de, üniversitelerde hocam İngilizce olarak bu görüşlerini oralarda duyurdu. İlk defa duyurmuş. Çok büyük ses getirdi. İnşallah devam edeceğiz hocam. Ben daha fazla söz uzatmak istemiyorum. Eyvallah. Hocamıza Allah Teala sıhhat, afiyetler versin. Amin. Kuvvet versin. Efendim böyle nice güzel hizmetlere inşallah beraber koşarız. Açtığı
bu güzel yol Türkiye'de güzelliklere yol açtı. Men senne sünneten haseneten kabilinden. İstanbul'da Ahmet Hocam biraz bahsetti. Arapça eğitim olmaz diye bir şey yerleşmiş. Elhamdülillah Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde İslam İlimler Fakültesi'nde ben de ilk öğretim görevlilerindenim. Arapça eğitim oldu. 7 veya 8 hocam devre mezun verdi ve öğrencilerimiz başarılı. Gayet başarılı. Bu zamanla inşallah yerleşecek. Türkiye'nin başka yerlerinde de inşallah Teala bu güzel adımlar gün geçtikçe ilerleyecek. Tabii en büyük hisselerden birisi kıymetli hocamıza ait. Allah razı olsun. Hepinize hayırlı geceler. Selamun aleyküm. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Hamdi Hocam, bu görüşüne istinaden bir soru var dinleyicilerimizden. Mehmet Hocam şöyle diyor. Arap dili bölümüne Arapça dilinden öğrenci almayan, yalnızca İngilizce dilinden öğrenci alan üniversite ve fakülteler için ne düşünüyorsunuz demiş. Ankara Dil, Tarih, Coğrafya diye de özellikle isim vermiş arkadaşımız. Yani Arapça bölümüne İngilizceden alıyor, İngilizce sınavıyla alıyor. Tuhaf tabii, çok tuhaf bir şey. Dedim ya, bakın bütün Türkiye'deki anlaşmazlıklar, sağırlar diyaloğu gelip düğümlendiği nokta Tanzimat. Tanzimat en olumsuz şartlarda oldu. Ya hanedan değişecekti, Kavala'nın ordusu Kütahya'ya kadar gelmişti. Emperyalistler Osmanlı zayıf devam etsin diye durdurdular. Ama bir takım tavizler kopardılar. Yahut da devlet ikiye bölünecekti. Bir taraf Suriye falan Kavala'nın da Anadolu'nun bir kısmıyla şeyler Osmanlı elinde kalacaktı. Mustafa Reşit Paşa'yı, o şişirilmiş bir balondur, kocaman bir balondur Mustafa Reşit Paşa. Doğru dürüst tahsili yok. Londra'da büyükelçi iken mason olmuş, İngiliz temsilcisinin tavsiyesiyle Dışişleri Bakanı olmuş. Ebu Fikir Sofuoğlu üstüne basa basa söylüyor. Türkiye Dışişleri İngiltere'de kuruldu diye. Çok haklı. Ve gizli oturumlarla 16 yaşındaki yeni padişah olmuş Abdülmecid'i ikna ederek Tanzimat'ı Batılıların istediği gibi getirdi. Tanzimat'ta bel kemiğimiz kırıldı. Rüküya düştük. Sonra Cemil Meriç rahmetli diyor, Tanzimat Münevveri'nin şeyi, durumu aldanmak ve aldatmak diyor. Rükü durumdayız. Ya böyle daha iyi yere bir şey, yerde bir şey varsa görürüz filan der gibi kendimizi aldatıyoruz rükuda. Şimdi son 5-6 yıldır, 20 yıldır filan değil. Son 5-6 yıldır rükudan doğrulmaya başladık. Kıyamet dünyada onun için kopuyor. Dengeler bozuluyor. Türkiye düz duruyor diye. Bütün mesele burada. Ve tekrar ediyorum, konuşmamda da geçti. Tanzimat'ta kıblemiz değişti. Mekke'ye bakarken okumuşun şeyi Avrupa oldu. Ve 7-8 nesildir bu yoğurla böyle geldi. Bütün kıyamet buradan kopuyor. Aydınım diyen ne aydını? O kitaplarında var, bir daha söyleyeyim. Analitik Osmanlı Tarihi, İnkılap Yayınları. Osmanlı'dan günümüze değişme maceramız, Akıl Fikir Yayınları. Alıp okusunlar, öğrenmek isteyenler. Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Ali Rıza Abay hocam. Bakın çok basit. Goethe'yi anlamayan Alman aydını olmaz. Shakespeare'i okuyup anlamayan, dili değişmiştir. 300 sene evvelsi. İngiliz aydını olmaz. Öğrencisine, çocuğuna özel hoca tutuyor, onu okutur. Bizim Osmanlıca öğretmemiz gibi. Bizden Katip Çelebi'yi kaç kişi okur? Onu bırakalım. En koyu kemalistimiz Nutuk. Bir kere okuyamaz orijinalden de, harfleri değişmiştir. Yüksek sesle okunsa Nutuk, %20'sini acaba anlar mı? Anlamaz bile. Uğur Mumcu, onu da aldım, kitaplarında var. Anlatıyor. Batı'dan, Avrupa'dan resepsiyon yoluyla
hukuk aldık diyor. İtalya'dan şunu aldık, Almanya'dan bunu aldık sayıyor. Sonunda bir gülmece dergisinde Türk kimdir? Türk tarifi var diyor. Diyen gerici falan değil. Uğur Mumcu. İnternette de dolaşıyor konuşması. Türk, İsviçre medeni kanununa göre evlenen, Alman bilmem nesine göre muhakeme edilen, Fransız idare hukukuna göre idare edilen, İslam hukukuna göre gömülen kişidir. Diyor. Diyen gerici falan değil. Uğur Mumcu. Bir vesileyle onu söylüyor. Geldiğimiz nokta bu. 1839 ve 1856 depremleri anlaşılmadan Türkiye'de hiçbir şey anlaşılmaz. Sağırlar diyaloğu devam eder gider. Selamünaleyküm. Evet, Allah razı olsun hocam. Ali Rıza hocam, buyurun hocam, mikrofonunuz açık. Yani izinli daha doğrusu. Duyuyor musun? Kesildi hocam tekrar. Şu an hocam tekrar dokunur musunuz? Evet, kapandı. Yok, hattan düştü galiba. Şu an göremiyoruz kendisini. Evet, bu arada... Şimdi açıldı, tamam. Hocam buyurun. Şimdi ben öncelikle başta hocama ve bütün efendim şu anda karşımızda olan yayına katılan arkadaşlarımızı hepsine sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben eve biraz geç geldim. Sonradan katılabildim. Geriye dönüp şöyle eğitim, öğretim hayatımızda hatta geçirdiğimiz süre içerisinde bize etki eden hocalarımız kimlerdir diye baktığımızda onun ilk sıralarında Mehmet Maksutoğlu hocamı görürüm. Dolayısıyla Mehmet Maksutoğlu hocam öğrettiklerinin dışında bize ufuk da verdi. Yani belki öğrettiklerini unuttuk ama verdiği ufku unutmadık. Bir iki noktaya değineceğim ben de çok kısaca. Mehmet hocam zannederim Göztepe tarafında giriş katlı bir yerde oturuyordu. Biz onu bir ziyarete gitmiştik. Belki kendisi unutmuş olabilir. Demişti ki ya şöyle oturup da bir 5-6 saat kalkmadan bir çalışma fırsatı bulamıyorum demişti. Biz de dedik ki birbirimize bakıyoruz ya 5-6 saat kalkmadan nasıl çalışılır diye. O hiç aklımdan gitmedi. Belki her masanın masaya oturduğumda hep o aklıma geldi ama ben 5-6 saat kalkmadan oturacak kadar sabırlı bir adam değilim. Hocam kusura bakmasın derdi ki yani şu anlamda söylüyorum. İslam'ın şartı 5, altıncısı haddini bilmek derdi. Yani ben de biraz eğer haddimi aşmıyorsam dolayısıyla bir iki bir şey söylemek istediğim onun için katıldım. Hocam bize derslerde biraz önce söylediği gibi arkadaşlarımızın mesaj verirdi. O mesajların bazılarını anlardık, bazılarını anlayamazdık. Mesela bir gün sınıfta dedi ki ya işte Tunus'ta Habib Bourguiba Enstitüsü diye bir enstitü var. Zeytuniye Üniversitesi var. Ya bir Tunus diye bir yer varmış. Habib Bourguiba Enstitüsü varmış. Zeytuniye Üniversitesi varmış. Bunlar da ne bizim kafamızda böyle şey yok. Biz o günlerde vatan millet Sakarya. Biraz önce Ali Mazak arkadaşımız anlattı. Bizim yani işte vatanı kurtarmak gibi o günkü işte gençlik hayaliyle böyle şeylerimiz vardı. Fakat aradan zaman geçti. Biraz durulduktan sonra ben kendi kendime dedim ki ya acaba bu Habib Gübe Enstitüsü'ne ve Zeytuniye Üniversitesi'ne gidip orada biraz işte kalabilir miyim falan dedim. Neyse nasip oldu gittik. Şimdi oraya vardık. Arapçaya gelen birisi var. Biz şimdi yine her şeye rağmen işte efendim İrab, Murab, işte inne, enne, keenne falan. Bir gün bana oradaki hocalardan bir tanesi dedi ki sen bunları dedi böyle yapınca ne oluyor dedi. Dedim hocam yani işte bak böyle olursa dedim işte İrab haline gelmiş olur dedim. Ne yapacaksın bunu böyle bilip de dedi. Bir durdum ne yapacaksın öğreneceğim dedim.
sen Arap gramercisi mi olacaksın dedi. Hocam üzerimden öyle bir yük kalktı ki ondan sonra ben biraz da sınıfta fazla konuşurdum. Gelişi güzel, aklıma geldiği gibi konuştum. Aklıma geldiği gibi konuştum. Hoca da benim konuşmamdan çok büyük zevk alıyordu. Neyse Türkiye'ye geldik. Türkiye'de ilk KPSS sınavı açılmıştı. Kamu personeli sınavı. Ya bir girelim falan dedik. O zaman Haseki'deki arkadaşlar vesaire başladılar. Efendim işte müracaat ettik. Ya 28-30'u geçen yok. Ben 59 aldım. Bana dediler ki ya senin Arapçan çok mu iyi? Ya benim Arapçam iyi olduğundan değil, kendime cesaretim geldi. Oradaki hocalarımız bir dergi getiriyorlardı, bir gazete getiriyorlardı. Ortaya atıyorlardı, onu konuşuyorduk filan. Sonra işte hocamızın şeyiyle ben doçentlik dilini Arapçadan verdim. Ama Arapçamın çok iyi olduğu anlamına gelmiyor bu. Yani o yükü üzerimizden attığımızdan ötürü böyle oldu. Biz hocamla hiç irtibatı koparmadık. Ben zaman zaman efendim hem işte WhatsApp üzerinden hem değişik vesilelerle kendisine saygılarımı sunuyorum. Bir iki defa da konferansa davet etti Yalova Üniversitesi'ne. Başka vesilelerle de görüştük. Şöyle söyleyeyim sonuç itibariyle. Hakikaten hocamızın bizim üzerimizde çok büyük emeği var. Ondan da öte çok önemli ufuklar açtı. Bilgi, öğrettiklerini belki unuttuk ama açmış olduğu ufku asla unutmadık. Eğer bugün haddimizi aşarak bir yerlerde geldiysek işte hocamızın ya da hocamız gibi bizim üzerimizde etkisi olanların efendim sayesinde olmuştur diyorum. Ben tekrar hocama efendim uzun ömürler diliyorum. Sağlık, afiyet diliyorum, saygılar sunuyorum. Eyvallah, Allah razı olsun. Eyvallah Ali Rıza Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben tabii sözü bitireyim diye istiyorum ama hakikaten sohbet çok güzel gidiyor. Fransa Din Ateşesi Mustafa Can Hocamız aramızda. Mustafa Hocam mikrofonunuz açık. Mustafa Hocam, duyabiliyor musunuz bizi? Bir ara Adil Mustafa Can mı? Evet, sesi alamadık. Adil Şen hocamı görmüştüm bir ara. Son olarak Adil hocama mikrofonu vermek istiyorum ama bilmiyorum hatta mı şu an. Az önce görmüştüm. Evet. Şu an göremedim. Peki. Kıymetli dostlar, değerli hocalarım, değerli arkadaşlar, gerçekten çok uzun bir program oldu. Saatler 11'i gösteriyor neredeyse. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle kıymetli hocam, gecenin bu saatinde bizlere vaktinizi ayırdınız. Allah razı olsun. Sizleri daha yakından tanımış olduk. Kardeşlerimiz daha yakından tanımış oldular. Bizler de çalışmalarınızda inşallah daha nice velut eserler vermenizi bekliyoruz ki o müjdeyi de verdiniz zaten. Çalışmalar devam ediyor. Herhalde bundan sonra tarih dediniz değil mi artık? Osmanlı tarihi. Evet. Evet. Hocam son olarak mikrofonu sizinle, programı sizinle kapatmak istiyorum. Ben de bütün arkadaşlara selamlarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Zahmet edip geldiler, sağ olsunlar. Hatıralarını da anlattılar. Ben de hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Allah hepinize hayırlı ömürler versin. Hepinize hayırlı işlere sevk etsin. Rızasına uygun işlerde sizleri başarılı kılsın. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar diliyorum hocam. Allah razı olsun. Değerli arkadaşlar, değerli hocalarım, İldes İlme Destek Derneği ve İslamer'in ortaklaşa yapmış olduğu bu çalışma burada nihayete erdiriyoruz. İnşallah bu şekilde bu minval üzere programlarımız devam edecek. Türkiye'mizin kıymetlerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Tabii aynı zamanda pazar günleri de çeviri seminerlerimiz devam ediyor. Saat 19.30'da Şubat ayı için söylüyorum. Hakikaten orada çok güzel çalışmaları inşallah izliyoruz, şahit oluyoruz. Sizler de bu tür çalışmalarda aramızda görmek bizlere ayrıca bir onur olacaktır. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.